Evet sevgili izleyenler, bugün 23 Nisan 2021 çok özel bir gün, çok güzel bir gün. Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyoruz. Bugün çok özel bir gün. Egemenliğin kayıtsız şartsız millete verildiği Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 101. kuruluş yıl dönümünü kutluyoruz. Bugün çok önemli bir gün, çok güzel bir gün. Dünyada çocuklara armağan edilmiş bir bayramın gün dönümünde, 101. yıl gün dönümünde sizlerle birlikte karşınızdayız. Bugün çok önemli bir gün. Dediğimiz gibi 1920 yılında Türk Milleti'nin iradesinin temsilen 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluş yıl dönümünü coşkuyla kutluyoruz. Maalesef pandeminin gölgesinde, salgın hastalığın gölgesinde 84 milyon insanımız evlerinde kutluyor. Bu vesileyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere kurtuluş mücadelesi veren tüm silah arkadaşlarına, o günden bugüne vatanın bölünmez bütünlüğü uğruna gözünü kırpmadan şehit, şehadet şerbetini içen tüm şehitlerimizi rahmetle yad ediyoruz. Bugün coşkumuz çok büyük. Bugün çok coşkuluyuz. Bugün 23 Nisan'ı kutluyoruz. Bugün ne işleyeceğiz? Konumuzda Er Meydan'da ne işleyeceğiz? Bugün 23 Nisan'ın özel anlam ve önemini belirten konuşmayı yapacağız. Bugün TESUB, Türkiye Emekli Subaylar Derneği'ne yönetiminin görevden alınmasını masaya yatıracağız. Hep birlikte bunu konuşacağız. Nükleer Enerji Uluslararası Projeler Genel Müdürlüğü'ne AK Parti Grup Başkan Vekili'nin oğlunun atanmasını, burada etik kurallarda gerçekten hak ediyor mu atanmasını masaya yatırıp detaylıca inceleyeceğiz. Naci, evet, Bostancı'nın AK Parti Grup Başkan Vekili'nin oğlunu masaya yatıracağız. Yeni Akit Gazetesi Genel Yayın Müdürü, köşe yazarı, bir insanın 104 amiralla ilgili söylemlerini masaya yatıracağız. Ayağına takılan kelepçeyle ilgili amiralların serzenişlerine acıdık, keşke tutuklasaydık gibi sözlerini masaya yatıracağız. Ama çok acı, bunu köşe yazarının bu şekilde vatana, millete hizmet etmiş 104 general hakkında söylemlerini hakim mi, savcı mı? Bunun cevabını arayacağız hep birlikte. Evet, ceza kesen polise yalvaran bir kağıt toplayıcısını izleteceğiz sizlere ve bunun vicdanını soracağız. Daha sonra Emniyet Genel Müdürlüğü ehliyetsizlik ve sigortasından dolayı ceza kesildiğini söylese de vicdanları bir kere kanattığını buradan masaya yatıracağız. Evet, Mersin'e gideceğiz. Çamlıca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün hemen nutuk kitabı ile ilgili Gazi Mustafa Kemal'ın Atatürk'ün kaleme almış olduğu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 6 günde her gün 6 saat olmak üzere okutulan ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurtuluş mücadelesini, sonrasını ve öncesini anlatan, 3 bölüm halinde anlatan nutuğun tüm detaylarını, neden böyle bir şeye, böyle bir karara imza attığını, daha sonra da bu kitabın okullara dağıtılmasına vesile olan İlke Ocakları Başkanlığı'nın görevden alınmasıyla ilgili detayları burada hep birlikte konuşacağız. Evet, Ticaret Bakanı Ruhsal Pekcan. Ticaret Bakanı Ruhsal Pekcan'ı masaya yatıracağız. Kendi şirketine 9 milyon TL'lik ilaç satmasıyla, dezenfektan satmasıyla ilgili eline boyuna konuşacağız. 3 önemli bakan geldi. Bir bakanlık ikiye ayrıldı ve 2 bakan da makamlarını bırakarak ayrıldı. Yeni bakanların Türkiye'ye ne getireceği, kimler olduğunu burada anlatacağız. Emekli yaşı takılanlar, Vedat Bilgin, şu anki Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, emekli yaşı takılanları iyi tanır. EYT geçecek mi? Bunu hep birlikte buradan sizlere anlatacağız. Çok önemli konular işleyeceğiz. Yeni atanan bakanları nasıl buluyorlar? Süleyman Soylu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yla geçtiğimiz günlerde hatırlayınız, pudra şekeriyle ilgili uyuşturucu kullanan Ayvatoğlu'nun fotoğrafı yansımıştı kamuoyuna. Tanımıyorum demişti. Sonradan şu günlerde kripto para dolandırıcısıyla yine fotoğrafı çıktı. Yine bu fotoğrafta olağanüstü tanımıyorum ve bir araya geldik dedi bir İçişleri Bakanı. Bunu masaya yatıracağız. Çok önemli bir gün 23 Nisan. Bu arada Sayın Bardağ'ın kardeşi vefat etti. Yüce Allah'tan rahmet diliyorum hemen geçtiğimiz günlerde. Allah taksiratını arttırsın. Allah yattığı yerden uçunu yatsın.
Sayın Bardak hoş geldiniz. Başınız sağ olsun. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Ekranlarda, televizyon ekranlarında hayatım boyunca ilk kez kamera karşısına kravatsız olarak çıkıyorum. Ceketsiz olarak çıkmış olduğum oldu ama kravatsız olarak ilk defa çıkıyorum. Yani gömlek ve sade gömlek ve kravatsız. Bu da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özgü olduğu için bunu öncelikle belirteyim. Belki bugüne kadar beni ekranlarda görenler, diğer televizyon kanallarında görenler hiçbir zaman için beni takım elbisesiz veya kravatsız görmemişlerdi. İlk kez görüyorlar ama önümüzdeki hafta tekrar kravatlı olarak çıkacağım. Bu da Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün dünyada tek olarak çocuklara armağan etmiş olduğu Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın anısı olarak beni böyle idare edin diyorum. Ve tüm çocuklarımızın ve içinde çocuk ruhu olan insanlarımızın Çocuk Bayramı'nı saygıyla, sevgiyle kutluyorum. Evet, Sayın Bardak hoş geldiniz. Bu arada biz karar aldık arkadaşlar. Bundan sonra yazdık, uygulamaya geçtik, ceketlerimizi çıkarttık. Bu arada kardeşiniz koronadan vefat etmedi. Böbrek yetmezliğinden. Böbrek yetmezliğinden. Allah rahmet eylesin. Yattığı yerde onun içine yatsın. Nasıl geçti? Nasıl oldu? Bir sıkıntısı var mıydı? Zaten yaklaşık 2 aydan bu yana hastanedeydi. Şeker ve böbrek yetmezliği. İkisi birbirine şekeri iyileştiriyorlar. Böbrekten çıkıyor. Böbrekten sonra şeker, ilaçlar birbirlerine farklı şekilde olunca haliyle Osmaniye Devlet Hastanesi'ndeki doktorlar gerekli şekilde ve diğer sağlık personelleri gerekli yardımlar yaptılar. Biz bundan dolayı da teşekkür ediyoruz. Ancak işte böbrekler iflas etmiş durumdaydı. 2 aylık bir yoğun bakımın ardından da vefat etti ve 41 yaşındaydı. O da bizim gibi gazeteci değildi ama gazete dağıtıcısıydı. Yarı yarıya gazeteci sayılır. Çünkü bir yerel gazetenin günlük her sabah iş yerlerine ve kamu kurumlarına dağıtımını yapan bir kardeşimdi. Benim son numara kardeşimdi. Evet. Sayın Bardak 23 Nisan. Bugün coşku, neşe doluyor insan. Evlatlarımız evlerinde pandeminin ışığında evlerinde geçirse de çok coşkulu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk 23 Nisan'ı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluş yıl dönümünü çocuklara armağan etmiştir. Gelecek nesle armağan etmiştir. Bununla ilgili ne söylemek istersiniz? Şimdi öncelikle şunu söylemek istiyorum. Her ne kadar bir takım kanallar, radyo veya televizyon kanalları 23 Nisan'ı kutlamam adına, aslında Atatürk'ün adını anmama adına şenliklerle kutlamamış da olsalar, TRT radyosunu ben sürekli dinliyorum. TRT radyosunda bugün dinlediğimde çocuklarla yapılan röportajlarda en küçük çocuk bile, 3 yaşındaki çocuğum bile Atatürk sevgisini ve pandemiden dolayı sokakta kutlayamadıkları 23 Nisan şenliklerini, pandeminin bir an evvel gitmesini ve pandeminin de sona ermesinin ardından coşkuyla kutlama sevinçli haberlerini, konuşmalarını dinledim. Ayrıca bazı valiliklerdeki sembolik olarak koltuğa oturan, valilik koltuğuna oturan 4. sınıf öğrencilerinin veya 5. sınıf öğrencilerinin buradaki konuşmalarında öncelikle Atatürk'e olan sevgilerini iletmiş olmalarını, geleceğimizin emaneti olan bu çocuklarımızın her ne kadar bizlere Atatürk'ü unutturmaya çalışan bir takım mihraklar olsa bile Atatürk'ü bugünün çocukları gelecek nesillere büyüdüklerinde taşıyacaklarını ve ilelebet bu cumhuriyeti yaşatacaklarına benim inancımın sonsuz olduğunu bir kez daha çocuklar dinledikten sonra gördüm. Evet, 23 Nisan 1920 Türk milletinin iradesini temsil eden 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı, kurulduğu yıl. Büyük bir kurtuluş savaşından sonra Büyük Millet Meclisi o kadar önemli görevler üstlenecek ki cumhuriyeti ilan edecek, Türkiye'nin geleceğini ve kaderini çizecek bir mesele. Evet, maalesef üzgünüz. Maalesef eski heyecanımız yok. Eskideki kutladığımız o cafcaflı, o stadyumları dolduran o günleri çok özlüyoruz. İnşallah tez zamanda atlatarak gelecek olduğuna inanıyoruz. Evet, 23 Nisan 1924'te 24-23 Nisan gününün bayram olarak kutlanmasına karar verildi. Bu tarihten 5 yıl sonra 23 Nisan 1929'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk, evet, çocuklara bu bayramı armağan etti. Büyük bir coşku, büyük bir özlemle anıyoruz geçmişi ve
derhal ve derhal bu Allah'tan yüce Allah'tan aziz mübarek aylar yüzü suyu hürmetine tez zamanda bu 23 Nisan'ları coşkuyla kutlayacağımız tez zamanların gelmesini yüce Allah'tan niyaz ediyoruz. Evet, bu günler hassas günler. Milli birlik ve beraberliğimizi temsilen kutladığımız bu günler milletçe birliğimizi kaynaşmamızın temeli oluşturuyor. Milli bayramlar ve dini bayramlar bizim olmazsa olmazlarımız Mustafa Bardak bu yılda takdir edersiniz ki birazcık sönük kutlanıyor. Neden sönük kutlanıyor? Çünkü öğrencilerimiz şu an evlerinde, öğretmenlerimiz evlerinde, okullarımız kapalı, insanlarımız can derdine düşmüş. Şimdi okullarımız kapalı, öğrencilerimiz yani asıl kutlaması gerekenler, bu bayramı kutlaması gereken öğrencilerimiz coşkuyla kutlayamıyorlar. Ancak benim üzüntüm o ki Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderdiğimiz milletvekilleri ve oradaki siyasilerimiz burada hala bu bayramda bile milli birlik ve beraberliğimizin olması gerektiği günde bile birbirlerine zıtlaşmayı hatta Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelmemeyi bile bu insanlar neden imtina ediyorlar onu anlamakta zorlanıyorum. Biz birlik ve beraberlik derken, milli birlik derken, bütünlük derken birileri de çıkıp öteleme içerisine girerse elbette ki Türkiye Cumhuriyeti'ne gözünü dikmiş emperyalist güçler bizleri her zaman için ellerinde oyuncak olarak oynatırlar. Biz diyoruz ki halk tabanda birlik ve beraberlik istiyor. Lütfen siz de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderdiğimiz milletvekilleri orada aynı şevkle, aynı birlik ve beraberliğimizi koruyun diyoruz. Biz sizleri oraya birbirlerinizi öteleyesiniz diye göndermedik. Birbirlerinizle orada kavga edesiniz diye göndermedik. Türkiye Cumhuriyeti'nin birlik ve beraberliğini 600 milletvekili olarak orada koruyun, kollayın, dış dünyaya karşı birlik gösterin diye gönderdik diyoruz. Evet, Mustafa abimizin başı sağ olsun derler. Sayın Hatice Güzel selamları var. Ben de buradan son kez çocuklarımıza Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün armağan ettiği Cumhuriyet 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı gönülden kutluyorum. İnşallah bu önümüzdeki pandemi sürecini en askeri zayiatla atlatarak önümüzdeki süreçte gelecek yıllarda coşkuyla eskisi gibi birlik ve beraberlik içerisinde dayanışmayla öğrencilerimizle, öğretmenlerimizle, milletimizle kol kola girerek coşkuyla kutlayacağımız günleri özlemle anıyoruz ve özlemle andığımızı da belirtmek istiyoruz. Geleceğimizin teminatı evlatlarımızın bayramı yürekten kutluyorum. Yürekten kutlu ve olsun. Ve nice 23 Nisanlara diyoruz. Bir de burada Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluş yıl dönümünü çocuklara armağan etmesinin ve nutuğu da şimdi geleceğiz. Ey Türk gençliği diye bitirmesinin çok anlamlı ve önemli. Gençliğin ne kadar önemsediği. Evet, Atatürk'ün gençliğe hitabesi zaten başlı başına yıllar öncesinden bugünleri görmüş bir olay. Yani gençlik, çocuklar ve gençliğe ne kadar önem verdiğinin göstergesi. Gençlere önem verdiğini 19 Mayıs'ıyla gösteriyor. Ve orada gençliğe hitabesiyle gösteriyor. Çocuklara önem verdiğini, çocuklara armağan ettiğini 23 Nisan'la gösteriyor. Kadınlara önem verdiğini seçme ve seçilme hakkıyla gösteriyor. Daha ne diyelim ki kaldı ki bu yıllar öncesinden Türkiye için yapılmış olan bu güzel yönetim şekilleri veya uygulamalar bugünlere geldiğimizde gerçekten o günleri devam ettiremediğimiz için üzücü olayları da birlikte yaşıyoruz. Bugün üniversiteyi bitiren gençlerimizin işsizliğini gördüğümüzde, çocukların öksüz kalmış perişanlığını gördüğümüzde ve kadınların tacizlere uğradığını veya öldürüldüğünü gördüğümüzde demek ki Atatürk'ün bize bırakmış olduğu Türkiye Cumhuriyeti'ni bugünkü yöneticiler aslıyla sağlıklı şekilde yürütemiyorlar anlamını düşünüyoruz. Evet, Mustafa Göktaş İYİ Parti ilçe başkanı size selam söylüyor. Baş sağlığı diliyor kıymetli başkanım. Bizleri her programımıza izliyor. Selamlar olsun. Size de baş sağlığı diliyor. Allah rahmet eylesin diyor. 23 Nisan Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı gönülden kutluyor. Selamlar olsun bizden. Fikret Özgün bizlerle. Evet Sayın Bardak. İçişleri Bakanlığı'nca yapılan açıklamada Türkiye Emekli Subaylar Derneği yönetim
başkan olmak üzere görevden uzaklaştırıldı. Aynen yapılan açıklamada Türkiye Emekli Subaylar Derneği Tesisat Yöneticileri son günlerdeki açıklamalarında ve basın yayın organları vasıtasıyla yaptıkları beyanında 104 emekli amiral tarafından yayınlanan bildiriye destek oldukları ve bu açıklamalarının emekli amirallerin bildirisiyle benzerlik taşıdığı gerekçesiyle görevden uzaklaştırdı. Bununla ilgili küçük bir videomuz var. İzletip bununla ilgili yorumunuzu almak istiyorum. Görevlerinden uzaklaştırıldı. Emekli amirallerin yaptığı ortak açıklamanın yankıları sürüyor. Amirallere takılan elektronik kelepçe sonrasında yeni adres Türkiye Emekli Subaylar Derneği oldu. Türkiye Emekli Subaylar Derneği TESUT Başkanı ve Yönetim Kurulu üyeleri İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırıldı. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada TESUT Başkanı ve diğer yönetim kurulu üyeleri tedbir olarak bakanlık makamı onayıyla görevden uzaklaştırıldı denildi. Tedbire gerekçe olaraksa TESUT Yönetim Kurulu yöneticilerinin basına yaptığı açıklamalar gösterildi. Diğer bir gerekçede de 103 emekli amirale destek olmaları diye belirtildi. TESUT'un yaptığı açıklamaların emekli amirallerin yaptığı ve Türkiye'nin gündemine oturan açıklamalarla benzerlik taşıdığı ifade edildi. Böylece emekli amiraller hakkında herhangi bir mahkeme kararı olmadığı halde bakanlık tarafından önceden suçlu ilan edildi. TESUT 8 Nisan'dan bu yana İçişleri Bakanlığı talimatıyla denetimdeydi. Müfettiş ve denetçiler tarafından inceleme sonrasında bir rapor hazırlandı. Rapora göre TCK'nın ilgili maddeleri uyarınca ve genel hükümler gereğince hazırlanan dosyanın başsavcılığa gönderildiği ifade edildi. Dernek Yönetim Kurulu Başkanı ve diğer yönetim kurulu üyelerinin 5253 sayılı Dernekler Kanunu 27. maddesinin 3. fıkrası gereğince geçici bir tedbir olarak bakanlık makamı onayıyla görevden uzaklaştırıldığı açıklandı. Durumuna kavuşturulmasının şart olduğunu savunuyoruz. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar 5 Nisan günü TESUT Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerini bakanlığa davet etmiş. Bu görüşme amirallerin bildirisini kınama toplantısı diye açıklanmıştı. Ancak TESUT'tan yapılan açıklamada emekli amirallerin bildirisine yönelik herhangi bir kınama ifadesi kullanılmamıştır denilerek Bakan Hulusi Akar yalanlanmıştı. Bir skandala dönüşen bu olay bakanlıkla dernek arasında kriz yaratırken AKP iktidarını da zor duruma düşürmüştü. Evet Sayın Bardak, durum bu şekilde. Türkiye Emekli Subaylar Derneği amiralların bildirisine benziyor. Basın yayın organlarında benzer bildiriler açıkladı gerekçesiyle görevden uzaklaştırıldı. Ben size şunu sormak istiyorum. Gerçekten bu kararlar mantıklı mı? Mantık çerçevesine mi alınıyor? Veya adil mi? Adaletli mi? Şimdi öncelikle ben şunu söylemek istiyorum. Bu emekli general amirallerin basın açıklamalarına baktığımızda gerçekten bu kadar abartılacak şekilde değil, bir uyarı olarak görülecek şekilde olduğuna inanıyorum. Bir şeyi nasıl okursanız öyle algılarsınız. Okumak ayrı bir olay, anlamak daha ayrı bir olay. Önünüzdeki bir yazıyı okuduğunuzda istediğiniz gibi yorumlayabilirsiniz. Ve bazı sözcükler vardır ki o sözcüğü nereye çekip hangi şekilde yorumlarsanız öyle değerlendirebilirsiniz. Şimdi burada Türkiye Emekli Subaylar Derneği'nin yönetimini ve başkanını görevden almak, o derneği feshedercesine bir tavır içerisinde almak, bu gelecekte diğer derneklerin, diğer sivil toplum örgütlerine de bir gözdağı vermek gibi bir olay olarak ben öyle yorumlamak istiyorum veya öyle algılıyorum. İçişleri Bakanlığı burada Türkiye Emekli Subaylar Derneği'nden başlamak üzere diğer sivil toplum kuruluşlarının da bu tür açıklamalara destek verici veya yorumlayıcı şekilde açıklamalar yapmaları karşısında yine aynı olayı yaratacağını umuyorum. Bekliyorum. Çünkü umuyorum, bekliyorum derken Türk Tabipler Birliği'nin açıklamaları var. Türk Tabipler Birliği'nin açıklamalarına destek verenler veya baroların genel merkezine destek verenleri de yarın illerde, ilçelerde barolara bir takım yaptırımlar uygulayabilir veya Türk Tabipler Birliği'nin il temsilciliklerine yaptırımlar uygulayabilir. Bunun dışında yarın kültür sanat derneklerine de aynı şeyler olabilir. Diyelim ki bir sanatçı veya bir şair, bir ozan
veya bir yazarla ilgili bir açıklama yaptığında bir kültür sanat derneğinin de bu yazara destek verici bir söz söylemesi halinde onu söyleyen dernek de aynı şekilde İçişleri Bakanlığı tarafından bağlı olduğu, çünkü denetimi İçişleri Bakanlığı'na bağlı sivil toplum kuruluşlarının, aynı şekilde Türkiye Emekli Subaylar Derneği gibi olabilme olasılığı ortaya çıkıyor. Burada bu ortaya çıkıyor. Tekrar biz emekli amiralların açıklamalarına gelince, emekli amiralların açıklamalarında gerçekten tehdit edici sözcük neresinde var onu ben anlamaya çalışıyorum. Bir de, burada bir uyarı var. Bak diyor ki, bak Türkiye konuşmayın bilmiyor. Yani bunu açıkça söyleyelim. Bunları söyleyelim diyor. Veya bu Montreux Anlaşması ile ilgili olaylarla ilgili, daha değişik olaylarla ilgili bir uyarı niteliğinde, yani başından geçmiş, yaşamış insanlar. Bunlar bu vatan için 80 yaşında, 90 yaşında. Sahil Güvenlik Komutanlığı var. Bak, Sahil Güvenlik Komutanı var. Bunların yaptıkları olaylar bu ülke için yıllarca emek vermişler. Ve bu yeşil giysilerle uğraşmışlar. Bildikleri bir şeyler var. Yabancı ülkelerin yapacakları, yapmak istedikleri konusunda bir şeyler var. Aslında bunlardan fikir alması gerekirken iktidarın bunların söyledikleri sözlere ters tepki yapacak şekilde, Sayın siz Baba, darbe yapacaksınız diye söyleyeceği yere bunları çağıracaktı. Sizin bilgilerinizden yararlanın diyecekti. Ben bunu böyle yorumluyorum. Evet, şu an coşkuyla Osmaniye sokaklarında ve Osmaniye caddelerinde, evlerde fava yüksekleri atılıyor. 23 Nisan coşkuyla kutlanıyor. Yaşasın 23 Nisan, yaşasın bağımsızlık, yaşasın Türkiye Büyük Millet Meclisi, yaşasın Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin milleti diyorum ben de buradan. Ya, Sayın Bardak, Milli Savunma Bakanlığı Türkiye Emekli Subaylar Derneği'ni ve Türkiye Emekli Subaylar Derneği'ni Milli Savunma Bakanlığı'na çağırıyor. Biliyorsunuz eski, şu anki Hulusi Akar da eski Genelkurmay Başkanı. Çağırıyor, bunlarla görüşme yapıyor. Görüşme yaptıktan sonra Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi tweet adresinden, internet adresinden tweet atıyorlar ve diyorlar ki Türkiye Emekli Subaylar Derneği ile Türkiye Emekli Asubaylar Derneği 104 amiralın bildirisini kınadılar diyorlar. Daha sonra da hemen Türkiye Emekli Subaylar Derneği bir açıklama yapıyor. Kamuoyu bildirisi. Kamuoyu açıklaması yapıyor ve diyor ki, şunu diyor aynen. Biz diyor böyle bir gittik, görüştük. Görüşmemizde günlük Türkiye'nin güncel olaylar değerlendirdik. Ama asla ve asla bu amirallerin kınama olayı bizim tarafımızdan gerçekleştirilmedi diyor. Milli Savunma Bakanlığı'nı resmen yalanlıyor. Bunun üzerine İçişleri Bakanlığı basın ve yayın organlarında, bakınız. Basın ve yayın organlarında ve darbeyi çağrıştırır söylem ve kelimeler söyledikleri için hepsini görevden alıyorlar. Ya Bardak, Sayın Bardak, bu kadar basit mi? Yani şimdi ilk burada... önce orada Milli Savunma Bakanlığı'nın söylemlerini destekleselerdi sizce görevden alınacak mıydı bu adamlar? Bu kadar basit hale mi geldi? Şimdi... Bir, iki, özür dilerim ben size söz vereceğim. Evet. İki, bu ülkede, bu ülkenin sınırları içerisinde Sahil Güvenlik Komutanlığı yapmış, Genelkurmay Başkanlığı, İstihbarat Daire Başkanlığı yapmış, 104 tane Genelkurmay Başkanlığı emrinde çalışmış amiralin, ülkenin Montreux Sözleşmesi gibi hassas Lozan'ı tamamlayıcısı olan Montreux Sözleşmesi gibi olayı konu almaları kadar basit, bariz ve şey olamaz mı ya? Bu adamla ne hakkında konuşacak? Gül yetiştiriciliği mi konuşacak? Hayvan besleyicisi hakkında mı konuşacak? Ne hakkında konuşacaklar? Kaldı ki zaten bu adamların tutuklanmamasının sebebi yeterli kadar tutuklanmayı gerektirecek delil, şüphe olmadığının dolayı salıverilmişlerdir. Kaldı ki tutuklanmalarını gerektirecek ve uzun süre mahkumiyet kararı verebilecek bir delil, şüphe olsaydı darbeyle ilgili zaten şu an cezaevinde olurlardı. 14 amiral gözaltına aldıktan sonra 14'ü serbest bırakılmıştır. Türkiye Emekli Subaylar Derneği de kesinlikle ve kesinlikle böyle bir şeye biz kınama bildirmedik diye teyit etmişlerdir. Ben şunu tekrar irdelemenizi istiyorum. Türkiye Emekli Subaylar Derneği. Şimdi yarın bir gün Mahmut Demir yayına çıktı kardeşim. 104 amiral destekledi diye. Şimdi beni de mi görevden alacaksınız? Beni de mi darbe çağrışma? Bu ülkeye darbeyi kim yapar ise haindir, şerefsizdir. Bunun ülke olarak, millet olarak 15 Temmuz'da biz bunun en büyük karşısında duranlar bizlerdik.
Biz milletti, bu milletti. Bu ülkede darbede karşı değil kardeşim. Bu ülkede orada bence algı yanılgısı yapılıyor. Önüne gelen konuştuğu için ekranlara çıkıp anlatıyorlar. Sonra da suçlu lanse ediyorlar. Bana göre o 104 emekli amiral endişelerini dile getirmişlerdir. Endişelerini dile getirdiği için Türk Emekli Subaylar Derneği Milli Savunma Bakanlığı'nın yanına gidip de kınadık deseydi biliyor musunuz? Şu an el üstünde tutulacaklardı. Bu kadar mı ya? Bu kadar mı basit bu olaylar? Şimdi öyle bir şey ki bugün bu amiralleri yargılayanlar veya yargılamak isteyenlere baktığımızda bu ülkeye o amiraller kadar hizmet, vatan için hizmet etmiş olan insanlar değildir. Yaşlarına baktığımızda 80-90 yaşında insanlar bugün 50 yaşındaki veya 40 yaşındaki insanlar bu insanlara darbeci imasıyla bir takım yargılama sürecine giriyorlar. Bugün bakıyoruz Hulusi Akar'a baktığımızda Hulusi Akar da asker kökenli bir bakan. Fakat Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın da yaşadığı bir takım olaylar var. Bu kaygıları yarın emekli olduktan sonra dile getirmesi halinde veya gündeme getirmesi halinde burada darbeci konumuna mı geliyor? Bir ülkede gidişat iyi değilse o gidişata karşı gelmek veya uyarmak, kötü gidiyorsunuz demek, arızalı bir arabanın bir yerlerinden ses geliyorsa arabanın tekerleğinden ses geliyor, bilgilerini kontrol edelim demek, o arabanın devrilmesini istemek anlamına mı geliyor? Bu ülkede bir takım olaylar kötü gidiyorsa, ekonomik sıkıntılar varsa, insanlarda sosyal yaşantıları içerisinde bir karmaşa varsa, bir mutsuzluk varsa, bunların daha güzel, daha mutlu olabilmesi için, ekonomik olarak daha güzel yaşamaları için insanların öneriler getirmek veya kaygıları dile getirmek darbe iması mı oluyor? Bunları gerçekten ya sorgulamak gerekiyor. Sayın Bardak, özür diliyorum, sözünüzü kesip duruyorum. Bu ülkede yani Montrö Sözleşmesi ile ilgili, denizlerle ilgili, kıta sahanlığı ile ilgili ya kim konuşacak ya? Kim konuşacak? Hakan Ural mı konuşacak? Ya Şeyma Subaşı mı konuşacak? Kim konuşacak? Yani herkes her önüne gelen, eline kalem alan konuşup her önüne gelen bunları dizayn ederken, ülkeyi gündeme getirirken bu adamlar endişelerini dile getirmeleri ne kadar gayet de normaldir bana kalırsa ya. Bu adamların yaptığı usul hatası vardır, usul. Bir gece yayınlanması. Evet. İkincisi de darbe çağrışımı bildirimi olabileceğini düşünmeleri gerekiyordu. Başta iş, bu usul yanlışı var, hata yanlışı var. Şekli, başka art niyet yok ya. Alt taraflarına doğru indiğinizde burada zaten bir öneri niteliği taşıyor. Sadece buradaki bildirinin başlama şekli ve gece saatlerinde yayınlanmış olması bir hata. Bunların yoksa böyle bir niyetlerinin olduğunu yazın sonlarına doğru baktığımızda sadece mevcut iktidara bir telkinde bulunma, bir uyarıda bulunma, uyandırma olayı olarak görüyorum. Evet. Sayın Bardak, bu arada Rusya-Ukrayna arası çok şiddetli bir şekilde geriliyor. Yalnız bugün bir haber aldık. Rusya'da Rusya askerlerini sınır bölgesinden geri çektiğine dair ulusal basına haberler yansıdı. Ben bununla ilgili Ukrayna'da yaşayan Sayın Engin Havan'la canlı telefon bağlantısı yapmak istiyorum müsaade edersen. Tabii. Son durum gelişmelerini alalım. Son durum gelişmelerle ilgili kendisiyle birer bir görüşelim. Son durum neyse en azından öğrenmiş olalım. Seyircilerimiz öğrenmiş olsun. Olur mu? Engin Bey merhabalar. Engin Bey. Sesim geliyor mu şu an? Bir saniye. Sesim geliyor mu? Geliyor. Çok net geliyor sesiniz. Evet. Sesim net geliyor mu? Çok net geliyor. Duyuyoruz. Seyircilerimiz sizi dinliyor şu an. Bize şu anki... Öncelikle bugün 23 Nisan başta Mareşal Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda faydası geçmiş herkese binlerce kere teşekkür ediyorum. Biz teşekkür yani ederiz de aynı şekilde. Ulusallığımızın ilk adım günüdür. Ve bugün Cuma günüdür. Ve bugün Cuma olmasının en büyük nedeni biliyorsunuz 23 Nisan 1920 Cuma günü Ankara Hacı Bayram Camii'nden Cuma namazından çıktıktan sonra ulusal meclis kurulmuştur. Evet. Yani Mustafa, yani bugünün önemi bizim için çok büyüktür. Çünkü kula kulluktan değil,
kendimize Allah'a kulluk etmek için atılmış adımdır bugün. Evet. Yani bizim için önemli, bunu insanlarımız çoğu kişi idrak etmiyor. Çocuklarımız evlerinde, okullarında, bayramlarda kutlayamıyorlar. Halk kendi coşkusunu sokaklarda idrak edemiyor. İnşallah bu dönemler biter ve biz 19 yıl boyunca bütün bayramları biriktirdik ve bu, ben bir atışçı olarak bu iddia gittiğimde bütün biriktirdiğimiz bayramları doya doya bir yıl boyunca kutlayacağız. Öncelikle onu söyleyeyim ben. Evet. Doya doya. Engin Bey, şu an... En güzel şey de bugün benim doğum günüm. Ben de 23 Nisan'da doğumluyum. Doğum gününüz kutlu olsun. Uzun ömürler, sağlıklı, mutlu ömürler diliyoruz size. Bugün Rusya ve Ukrayna arasındaki son durum şudur. Bir saniye Engin Bey. Evet. Birlik geri geri çekildi. Alo. Evet, geliyor. Geliyor. Yani şu anda Rusya'nın sadece çektiği birlikler güney ve batı birlikleri. Yani kuzey ve doğu birlikleri hala sınırlarda. Yani sadece tatbikat için gelen birliklerini geri çektiler. Onun dışında şu anda hafif bir, yani pazar günü, cumartesi pazar günü ve salı gününe kadar gergin bir hava vardı Ukrayna'da. Yani dün değil, bugün çarşamba günü çocuklara siren eğitimi verildi okullarda, ilkokullarda. Yani savaş esnasında siren çalarsa ne yapmaları hakkında bilgi verildi. İlk defa Ukrayna'da, sınırdaki okullarda. Ne olur ne olmaz diye. Peki. Ve bugün Rus dinliyorum. Peki orada bir, yani bu gerilimin biraz rahatladığı gibi bir şey geliyor bize. Yani rahatlamış oldu mu? Şu an son günlerde rahatlamış gibi bir durum söz konusu ama. Valla çarşamba günü bir arkadaşım, buradaki komşularla konuştum. Onların, yani normalde halk burada savaş beklentileri daha önce yoktu. Ama son 10 gündür bir beklentileri vardı. Hava gergindi. Çünkü ben size bildirdim. Burada ordu antiterör eğitimi veriyor şu anda. Mayıs sonuna kadar halka. Yani 20 yaş ve 55 yaş arasındaki erkeklere silah kullanım eğitimi veriyorlar. Düzenli olarak isteyenlere. Artı pazar günü akşam saat 5'te son dakika olarak, yani sınırda yaşayan şehirlerdeki kişileri grup halinde savaş anında işte 2 günlük, 3 günlük çantanızı hazırlayın ve çantanızın içinizde şunlar bulunsun diye listeler gönderdiler. Yani bu listeleri batıdakiler değil, sadece bizim bulunduğumuz, yani doğu hattındaki şehirlerdeki yaşayan insanlara gönderdiler mesaj olarak. Evet. Yani şu anda bütün, yani doğu sınırındaki yaşayan hattının kişilerin çoğu bu çantayı hazırladı. Onu biliyorum yani. Bu çantalar hazır. Çoğu evde. Evet. Ayrıca bugün Rusya Savunma Bakanı yakında yapılacak Karadeniz'deki NATO tatbikatında şu emri verdi. Eğer herhangi bir art niyetli bir durum görürseniz müdahale edin. Yani bu şu: NATO eğer Rusya'yı kışkırtıcı bir hamle yapar, sınırlarını geçer, herhangi bir şekilde tacizde bulunursa direkt vurun emrini verdi bugün birliklere. Evet. Sınırda kalan birlik. O zaman çekilenler, Rusya'nın sadece eğitim için gelenleri çekti. Halen gerginlik devam ediyor, evet, anladığımız kadarıyla. Evet. Teşekkür ederiz. Sağ olun Engin Bey. Katkılarınız için çok sağ olun. Sağ olun, var olun. İyi akşamlar diliyoruz. Son bir şey daha söylemek istiyorum. Buyurun. Şimdi siz 104 generalle, amiralle ilgili konuşuyordunuz. Ben sadece şunu söyleyeceğim. Atatürk'ün gençliği hitabesinde şunu söylüyor. Dahili ve harici düşmanlarınız olacak. Yani evet. 104 tane amiral bildiri yayınlıyor. Doğru yapıyorlar. Çünkü onlar yıllarca eğitim almış, antisavaş savaş eğitimleri almışlar, politika eğitimi almışlar, ekonomi eğitimi almışlar ve nasıl söyleyeyim, bugün Harvard Üniversitesi'ne gidip öğretim görevlisi yapacak düzeyde bilgiye sahip insanlar bunu bildiriyorlar ve o bildiriyi bugünkü iktidar eğer ciddiye almıyorsa, Rusya bununla ilgili bir açıklama yaptı biliyorsunuz Kanal İstanbul hakkında.
Montre hakkında. Eğer dedi ki Montre'yi bozarsanız bu bizim için savaş ilanıdır. İstanbul'u alırız sizden. Dışişleri Bakanı bunu üst düzeyde dile getirdiler. Yani evet. Siz Kanal İstanbul'a başladığınız an biz size savaş açarız ve İstanbul'daki İstanbul boğazını gelir alırız diye net bilgi verdiler. Evet. Bugünkü iktidar yani bunu ciddiye almak zorunda. Yani Montre bizim bağımsızlığımızın en temel, en büyük anlaşmalarından bir tanesidir. Tamam, teşekkür ederiz. İyi akşamlar diliyoruz. Sağ olun, var olun katkılarınızdan dolayı. Evet, o Rusya, onu belirteyim, Engin Bey kapattıktan sonra oldu ama Rusya halt işlemiş, savaş açarız lan Türk milletine. Yani tamam, hassas konu ama Rusya önüne gelene zaten gerginlik çıkartıyor. Rusya çok acayip bir ülke ya. Şimdi ülkeler arasında elbette ki bir takım Türk düşmanları olacaktır. Şimdi bu Rusya ile Ukrayna arasında arkadaşımızın da bildirdiği gibi şimdilik bir sıcak savaşa doğru bir takım olaylar Kırım gelişiyor. Kırım orada hiçbir zaman bitmeyecek. Ama bu olay bitmeyecektir. Yani, evet. Bitmeyecektir. Bugün Suriye'deki olaylara bakıyoruz. 10 yılı geçti, hala Saddam Hüseyin hala yaşıyor ve Suriye'deki olaylar da bitti gibi görünse de öyle devam edip gidiyor. Bu tür olaylar özellikle emperyalist ülkeler arasında gelişmekte olan veya az gelişmiş ülkelere her zaman için böyle savaş yapacağım, saldıracağım gibi olaylar olur ve gündemi değiştirmek veya gündem oluşturmak için yapılan olaylardır. Bazı iktidarlar da şunu yapar, yani ülkeyi yönetenler kendi ekonomik olarak krizler yaşıyorsa veya bir takım siyasi krizler yaşıyorsa ülkesinde halkına karşı gündem oluşturmak ve gündemi başka yöne çekmek için farklı ülkelere saldırılarda bulunabilirler. Bu sözlü saldırı olabilir, askeri saldırı olabilir. Bunlar da ayrı bir politik hareketlerdir ülke yöneticilerinin. Bu da ülkeler arasında olduğu gibi ülke yöneticileri arasında da bu türlü değişik uygulamalar veya tavırlar yaşanabiliyor. Ya Meksika-Amerika arasında, Rusya-Ukrayna arasında, Azerbaycan-Ermenistan arasında, Türkiye-Yunanistan arasında. Yani bu yıllardan gelen olaylar. Şimdi şey geldi, Biden şeyi açıklayacak mı? Ermeni soykırımı diyecek mi, demeyecek mi? Son günlerde buna şu an yoğunlaşıldı. İsrail-Filistin olayı hiç bitmedi. Hiç bitmedi. Kudüs olayı, İsrail-Filistin olayı. Yani bunlar ama dünyanın... bunlar nemalananlar var yani. Tabii ki bunları kaşıyorlar. Kaşıyanlar var. Buradan silah satanlar var. İşte asıl biz bunları bulmamız gerekiyor. Kim silah satabilmek için buradaki yarayı yeniden kaşıyor? Evet. Sayın Bardak. Bu arada Mustafa Demir yazmış, iyi yayınlar dilemiş. Ümit Arıkan, Ahmet Dokuzoğlu, Yaşar Kahraman yazmış, iyi yayınlar dilemiş. Yaşar Kahraman ayrıca katkı sunmuş. Zaten Montre'ye göre hiçbir ülke savaş gemilerini boğazları kullanarak Karadeniz'e geçiremez. Rusya kendilerini tehdit olarak apaçık gördüğü için tepkisi doğrudur. Yüklü savaş gemisi Karadeniz'den geçemez. Uluslararası anlaşmaya göre demiş. Böyle bir katkı sunmuş. Yalnız orada... Rusya kendine Karadeniz'i kendi şeyiymiş gibi, kendi deniziymiş gibi, denizi özel alanıymış gibi yapamaz yani. Rusya Türkiye'yi ne kaybetmek istiyor, ne kazanmak? Ne de kazanmak istiyor. Yani kazanmak da istemiyor çünkü kazanamayacağını biliyor. Geçtiğimiz gün Ukrayna Türkiye'ye gelince Cumhurbaşkanı şu an turist göndermiyorlar. Değişik Rusya. Bu bir şeydi işte. Ülkeler arası. Ülkeler arasındaki stratejik bir farklı bir olay. Ama diyoruz ya, Allah hakkımıza hayırlısını versin. Montre Sözleşmesi Kanal İstanbul açılınca bozulur mu, bozulmaz mı? Tamamlayıcı unsuru mudur, değil midir? Kanal İstanbul farklı, başlı başına farklı şeyler oldu. Oradan arz alanların hangi ülkelerdeki vatandaşı olan oldukları ortaya çıktı. Bunun içerisinde siyasilerin yakınları, o da ayrı bir boyut kazanıyor. Şimdi sadece Kanal İstanbul'un gittiği gideceği yer değil, o güzergahındaki geçiş noktasındaki arazilerin konumu da tartışma konusu haline geldi. Evet. Sayın Bardak, hemen hızlı geçelim. Konularımız var. Naci Bostancı, Grup Başkan Vekili, AK Parti'nin Grup Başkan Vekili Naci Bostancı'nın oğlu, biliyorsunuz ki yeni bir kararnameyle Nükleer Enerji Uluslararası Projeler Genel Müdürlüğü'ne genel müdürü olarak atandı. Ben bunu birazcık özgeçmişini okudum. Kendisi elektrik elektronik mühendisi. 1987 doğumlu, 34 yaşında bir delikanlı, gencimiz.
Ben bunu açıkçası şöyle küçük de bir video var. Onu verdikten sonra acaba hani hakkıyla mı beni çok ilgilendiriyor? Hakkıyla mı atandı yoksa Naci Bostancı'dan dolayı mı bir şey var? Onu çok merak ediyorum açıkçası. Nasıl değerlendireceksiniz? Çok başarılı. Türkiye artık gelecekteki kendi rolünü ortaya koymak için ve hak ettiği yere gelmek için bu tür etkinlikleri oldukça arttırdı. Kesinlikle ağırlığı olan ve ehemmiyetini oldukça büyük bulduğum bir etkinlik olarak düşünüyorum. Özellikle enerji depolama sistemleri konusunda sektörün nabzını tutmak, gelebilecek sorulara ne olacağını ölçmek ve genel olarak bunu hem kamu hem özel sektörün bakışını anlamak benim için en önemli hususlardı. Evet. Durum bu. Yani 1987 doğumlu elektronik elektrik mühendisi, yani genel müdür koltuğuna atanmasının ne nasıl geçiyor sizce? Şimdi ben çok araştırdım bugün özellikle. Bir belge bilgi elde edemedim. Sadece babasının işte AK Parti Grup Başkan Vekili. Yani mutlaka bir işaret olmuştur ama hakkıyla mı geldi? Tartışmalı bir konu bence. Şimdi öncelikle şunu söylemek istiyorum. Gerçekten bilgi birikimi varsa bu insanın yaşının kaç olması, şu veya bu olması önemli değil. Önemli olan bilgi birikimiyle gelmiş olması, deneyimli olması. Öbür taraftan AK Parti Grup Başkan Vekili Naci Bostancıoğlu'nun oğlu olması bir tesadüf müdür? Yoksa bir adam kayırmaca mıdır? Bu ileriki süreçte belli olacaktır. Eğer adam kayırmaca ise, ki kaldı ki bugünkü AK Parti iktidarında bu tür olaylara çok rastlandığı için hakkıyla da gelmiş olsa, Avşin Burak Bostancı hakkıyla da buraya gelmiş olsa elbette ki tartışma konusu olacaktır. Çünkü kendi yandaşlarına iş bulmada veya ticari anlamda alışveriş yapmakta AK Parti iktidarında bir takım zaaflarım olduğunu ve yaşanmışlıklarım olduğunu kamuoyu artık yakından biliyor. Tabii Cumhurbaşkanlığının atama kararından geldiğine göre burada zamanla göreceğiz. Gerçekten bu olayda bilgi birikimi var mı? Yani burayı güzel yönetebilecek mi? Eğer güzel yönetebilecekse, bilgi birikimi varsa o zaman biz diyeceğiz ki hakkıyla geldi. Ama bundan önce bir takım bakanlıklar yapmış kişilere baktığımızda, bakanlığı şu anda bakan olmayanlar, bakanlık yaptıkları dönemde ülkenin nerelere getirdiklerini, bulundukları bakanlıklarda ne gibi zararlar uğrattıklarını gördüğümüzde onların bilgi birikiminin olmadığını sadece işte bir atama kanalıyla veya bir takım bakanlık koltuğunda işte gelsin diye oturduklarını görüyoruz. Biz istiyoruz ki bilgi birikim olsun, siyasi görüşleri ne olursa olsun fark etmez. Aynı bir takım atamalarda olduğu gibi. Ha, şu da var, gerçekten hükümet kendi yandaşlarını atayacaktır. Fakat illaki bir bakanın oğlunu ataması yerine kendi partisinden olsun, madem kendi partisinden olması zorunlu ise kendi partisinden olsun, fakat bilgi birikimli insanları bu göreve getirsinler. Yoksa önüne geleni bir takım işlere atama olarak getirip de iş başına getirdiğimizde bu araba ileride bir yerlere çarptığında o zaman lastikler mi patlar, iki lastik mi patlar, dört lastik mi patlar veya farlar mı patlar, biz de anlayamayız. Ben de şunu söylüyorum burada. Yaşı ne olursa olsun 34 yaşında, 87 doğumlu elektronik mühendisi. Ayrıca TED Koleji mezunu bir gençten bahsediyoruz. Genel müdür koltuğuna oturması ne derece doğru onu bilemiyorum. Ama illaki bir meziyeti ve üstün tarafları varsa hakkıdır. Hakkıyla da oturmasında bir sıkıntı görmüyorum. Ancak düşündürücü olan AK Parti Grup Başkan Vekili başkanının oğlunun olması bu düşündürücü. Yani beni orada tırnak içinde artı yine bak, aynı yine Cumhurbaşkanı atamasıyla, bununla birlikte, bu atamayla birlikte bir başka atama var. İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürü vekaleten 1. Bölge Müdürlüğüne vekaleten başkanlık yapıyor Hayrullah Çelebi. Bu atanıyor ve Çelebi kim? Vekaleten görev yapan İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü'ne vekaleten görev yaparken asaleten atanan bu Çelebi kim? Ensar Vakfı'nın Beşiktaş Şube Başkanı. İşte şimdi bu düşündürüyor. Düşündürüyor yani. Şimdi bu düşündürüyor. Yani Ensar Vakfı'yla bu hükümet arasında, iktidar arasında ne ilişki var? İşte var.
Ensar Vakfı Beşiktaş Şube Başkanı'lığı yapan Hayrullah Çelebi bugün İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürü oluyor. Yani bu düşündürüyor insanı. Yani biz dün bir takım tarikatlardan, cemaatlerden çekmişken, şu an hala onların yaralarını sarmaya çalışırken, bugün yeni tarikatlar, yeni cemaatler, yeni vakıflarla dirsek temasına girmek veya kol kola girmek, gelecekte ne gibi başımıza zararların açılacağını hala biz uyanamadık mı diye düşünüyoruz. Kaldı ki isimlerini vermeyeceğiz. Bir hala 15 Temmuz'u oluşturdukları söylenen o Amerika'da yaşayan zatın örgütünden dün işbirliği içerisinde askeriyeye, polislerimize ve birçok kurumlarımıza siyasetin içerisinde dirsek temasıyla kol kola girip birlikte yürütmüşlerdi bir takım yollarda. Ama bugün geldiklerinde birbirlerine karşı düşman oldular. İşte bugünlere geldiğimizde yine bir takım cemaatler ortaya çıktı. Onlarla birlikte yürünmeye başladı. Bir takım vakıflarla birlikte yürünmeye başladı. Birkaç yıl sonra da bunlarla yine yumruk yumruğa gelinecek bir durum olacaksa şimdiden şey görülmesi ya, gerekiyor. Bir de Sayın Baran. Ateş eli yakmadan önce fark etmek gerekiyor. Ya fark etmek gerekiyor. Ensar Vakfı dediniz. Buradan Yaşar Kahraman'dan selam gelmiş. Ali Ayhan Sosyal Politikalar Başkanı çok selam söylemiş. İyi akşamlar, iyi yayınlar dilemiş. Sayın Başkanım iyi akşamlar. Yörükler Derneği Başkanı Sayın Bestami Evde mi iyi akşamlar dilemiş. Çıkın Toroslara bakın. Bir yörük varsa, dumanla tutuyorsa bilin ki dünyanın hiçbir yerine güç yetemez bu millete demiş. Mustafa Kemal Atatürk'ün sözüyle yörük Bestami bize selam söylemiş. Başkanım, Sayın Bardak, Ensar Vakfı'yla çok önemli bir para aktarıldı yurt dışına. Onda yani Kızılay üzerinden Ensar Vakfı'na gönderildi. Ya biz nereye gidiyoruz toplum olarak? Bir tane hani diyoruz ya, haksız adaletten bahsediyoruz. Adaletsiz şekilde atamalar yapıyoruz. En yüksek puan almış insanların önüne mülakat gibi bir engelle istediğimiz adamı yerleştiriyoruz. Evet. Yani biz cemaatten politikleştirdik, devletin içine sızdırttırdık. Devlet olma cemaatlerden devlet olma yanıyoruz. Devlet olma yolunda ilerlerken devlet olacaktı. Devlete baş kaldırdı bu adamlar. Bu adam hain. Daha sonra biz bunun en büyük cezasını çekmişken şu an bunların gerek var mı? Hak eden niye hak ettiği yeri şimdi, gelmez? Burada şu veya bu değil. Söz konusu Ensar Vakfı olduğu için isim veriyoruz. Ensar Vakfı şöyle. İsim verdik ama yurt dışına para kaçıyor. Şimdi bu konuda bir takım sabıkaları var. İddiada olabilir, gerçekte olabilir ama gündemde yerleşmiş ve gündem oluşturmuş. Ensar Vakfı'nın nelerde neler yaptığı, Kızılay'la ne gibi işler yaptığı belli. Şimdi böyle belli olan bir vakıfta görev yapmış ve başkanlık yapmış bir insanın bugün İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü'ne getirilmesi elbette ki kuşku uyandıracaktır. Elbette ki tartışma konusu olacaktır. Az önce söylediğimiz gibi Naci Bostancıoğlu'nun oğlu Avşin Burak Bostancı şimdi bu göreve getirilirken yani bir görev Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na bağlı Nükleer Enerji ve Uluslararası Projeler Genel Müdürlüğü'ne getirilirken elbette ki bir bakan oğlunun çok başarılı olması Türkiye artık gelecek kaygı uyandırıyor. Biz diyoruz ki gerçekten liyakatlıysa, başarılıysa sözümüz yok. Ama başarısızsa sadece bir takım sıfatlarla veya bakan oğluydu, vakıftan gelmişti diye birileri bir yere müdür olarak, genel müdür olarak atanıyorsa yazık bu ülkenin insanlarına diyoruz. Yazık bu ülkemizin geleceğine diyoruz. Ben de bu konuyla ilgili son sözü söyleyeyim artık müsaade edersen. Vah ki vah. Vah ki vah. Bunun vebanı veremezsiniz. Bunun vebanı hiç kimse veremez. Hiçbirimiz veremeyiz. Eğer hakkı olan birinin hakkını yiyip de başka birini makamlara getiriyorsa birinin grup başkan vekili oğlu, milletvekili oğlu diye babadan oğula Mustafa Kemal Atatürk saltanatla kaldırdı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni kurdu. Hani diyoruz ya onu kutluyorduğumuz bir günde o saltanatla kaldırdığımız bir günde babadan oğula halen görevler, makamlar devrediliyorsa vah ki vah geldiğimiz konuya bakın. Bu memlekette ne kadar zenginlerin söz hakkı varsa, ne kadar makam sahibilerinin söz hakkı varsa o çocuklarımızın, o evlatlarımızın ve o başarılı insanların söz hakkı var. Hak eden hak ettiği yere gelmeli. Bunu şiddetle savunuyoruz. Hak edenin lütfen önünü kesmeyin.
haksız değil atamalarında er geç Yüce Allah'ın katında Yüce Allah'ın huzurunda bir hesabının olacağına ben inanıyorum. Şimdi zaten şunu söyleyeyim. Haksız yere yapılan bir atamada göreve gelen kişi liyakatsiz ise, beceriksiz ise kısa sürede onun foyası ortaya çıkar. Ama bardak, bir yerde şey açık yok. Verir. Açık ama, verir zaten. Açık verir de bunun celebesi... Şimdi biz bugün görevden alınan bakanlara bakıyoruz. Görevden alınan bakanlara veya değiştirilen bakanlara bakıyoruz. Yani geçmiş yıllarda bu iktidarın öncesi iktidarlara da geçer. Öncesi hükümetlere de geçer. İlla ki AK Parti iktidar dönemi değil. Fark etmiyor yani. Beceriksizse, başarısızsa ağzına yüzüne bulaştırıyor ve kendisi baştan perişan oluyor. Milleti perişan ettiği yetmiyormuş gibi. Bir de kendisi perişan oluyor. O zaman eğer sende liyakat yoksa, bilgi birikimin yoksa bu bakanlığı kabul etmeyeceksin kardeşim. Ben buna inanırım, bunu söylerim. Yani o günahıydı, halkın vebaliydi bir kenara. Dürüst bir insan, onurlu bir insan yapamayacağı bir iş kendisine verildiğinde ben bunu yapamam demesi gerek. Eğer ülkesini seviyorsa o insan ülke adına, ülkem adına ben bunu başaramam, ben bunu yapamam, bana başka görev verin. Madem verecekseniz başka görev verin demesi gerek. Yok, ülkesini sevmiyor, sadece cebini seviyorsa on binlerce ama... lira para maaş almak için o koltuk sevdalılığını seviyorsa ben ona zaten vatansever insan demem. Ama şunu söyleyeceğim, yani tamam bunun vatanseverliğini biz sorgulayamayız. Herkesin vatan sevgisi... Ben sorgularım. De, şunu söyleyeceğim. Nasıl sorgularım biliyor musun? Ama bir yerde yönetici yapma, yönetici olmak ve toplumsal yöneticilikten söz ediyorum ben. Birkaç kişiyle yönetici değil, bir dernek yöneticiliğinden söz etmiyorum. Diyelim ki bir enerji alanında veya ticari alanda, ekonomik alanda bir yönetim şekli sana verilmişse sen bunu yapamayacağını biliyorsan içinde ben bunu yapamayacağım diye bir ses geliyorsa bunu paylaşman gerekiyor. Yani senin üstte seni oraya atayan insana ben bunu yapamam demen gerekiyor. Eğer bunu diyemiyorsan onu bilemeye başarısız halde de o işi yürütüyorsan ben burada bunu sorgularım. Kabul etmeyeceksin. Örneğin benim mesleğim gazetecilik değil mi? Kim gazetecilik? Ben yönetim bana getirsinler işte enerji sahanın veya TEDAŞ'ın seni genel müdür, bölge müdürü yapacağız desinler. Anlamam kardeşim. Kaç milyar verirlerse versin gitmem. Yapamam derim. Çünkü gidersem bugün elektrik kesintileri işte ayda bir kesiliyorsa veya rüzgarın estiğinde kesiliyorsa yarın daha çok fazla kesilecek ama zamanlar olacağına inandığım için ben bu işi yapmam. Ama şu an iyi niyetle konuşuyorsunuz. Türkiye'de şan, şöhret makamdan kaç kişi ben bu görevi üstlenemem veya nefisten? Adam diyor ki sen diyor genel müdür yaptım. Kaç kişi bunu yapabilir? Şimdi şunu ben şunu söyleyeceğim orada. Vatanseverlikte onu belirteyim. Ben şuradan bahsettim. Kesinlikle ve kesinlikle onun yapmış olduğu kötü yönetim bana göre sen atadım o görevdesin denilen insan o görevi alacaktır ama o insan o görevden yapamadı takdirde millet olarak biz bunu biz zararını işte, çekiyoruz. Onu söylüyorum işte. O adam vatanını sevse, cebini seviyor. Vatanını sevse yapamam demesi evet. Gerek. Ancak madem vatanseverliğini bir kenara bırakalım. Türkiye'nin %99'u veya %90'ı Müslüman değil mi? O insan da mutlaka namaz kılıyordur. Mutlaka Müslümanım diyordur. Müslüman olduğunu söylüyordur. Pekala bir Müslümana yapamayacağı bir işi aldığında ben bunu yapamam demek mi daha iyidir? Yoksa bile bile yapmasını, yapamayacağını bile bile o işin başına geçmesi mi? Burada da dini olarak da sorgulamak tamam, gerekiyor. Işte, tamam, bunu sorgulayacağız. İnanç olarak da sorgulamak. Tamam, mülakat sistemi doğru mu? Teşkilatlan, hadi işe gir, bir herhangi bir kamu kula. O zaman, bak, ya biz bunu... o zaman bu ülkede la Allah, bismillah diyerekten iş yerleri açılmasın kardeşim. İşte. Çünkü ya Allah, bismillah diyerek düğmeye başlıyorlar, iş yeri açıyorlar, cuma namazından çıkıyorlar, bir başka siyasi partinin genel başkanının aleyhinde konuşuyorlar. Lütfen canım, bu kadar da sulandırmayın. İnsanları dinden, imandan, inançlarından ve vatanseverliğinden uzaklaştırmayın. Bunu yapanlar tabii vatandaş anlayan anlıyor. Her yerin yeri ve zamanı vardır. İbadet camide yapılır kardeşim. Siyaset partilerde yapılır kardeşim.
Siyaset yapacaksan git partide yap, miting alanında yap. İbadet yapacaksan caminin içerisinde yap, caminin dışına çıktığında kapının ağzında abdestli halinle bir başka siyasi partinin genel başkanına veya o partinin içerisinden kişilere söz söylemek abdestli halinle bence inanan bir insana yakıştıramıyorum ben bunu. Evet, ben şunu söylüyorum Sayın Hanefi Gökhan Yazıcıoğlu, Sayın Mustafa Bartak abi başınız sağ olsun Rabbim kalanlarınızı sabır versin diye selamları var sizlere. Ben şunu söylüyorum bu konuyla ilgili. Ben mülakat sistemi dahil, sınav alım sistemi dahil her şeyin tekraren gözden geçirilmesi gerektiğine, hak edenin hak ettiği yere gelmesi gerektiğine inananlardanım. Bu ülkede makam sahipleri, parası olanların çocuklarının gelecekte ilk olan kadroları hazır. Nasıl hazır? Özel kolejlerde, özel okullarda, Kıbrıs'ta, bakın bu da çok enteresan. Kıbrıs'ta bilmem işte Azerbaycan'da bir üniversite okutup Türkiye'de ballı kaymaklı koltuklara oturtulan evlatlarımız da bizim evlatlarımız ama hak etmedikleri için bunun da vebali var. Onu söylemek istiyorum işte. O çocuğun dümene oturduğunda o kurumu nereye götürebileceğini sizin yargınıza bırakıyorum açıkçası. Çok önemli konular. Bu arada müsaade edersen diğer konumuza geçmek geçelim, istiyorum. Geçelim tabii. Evet. Sayın Bardak, Yeni Akit gazetesi yazı işleri müdürü Ali Kara Hasanoğlu. Geçtiğimiz gün hemen onun bir saniye onun şeyi de var onu da ekrana vereyim. Seyircilerimiz tam anlasın istiyorum. Merhamet etmişiz. Evet. Geçtiğimiz gün Yeni Akit gazetesi yazı işleri müdürü Ali Kara Hasanoğlu Montro bildirisi sonrası gözaltına alınan adli kontrol şartıyla serbest bırakılan emekli amirallerle ilgili olarak şimdi emekli amiraller ayaklarına takılan bu bilekliğe dert etmişler. Atalarımız merhametten maraz hasıl olur demiştir. Cezaevine girmeyi gerektirecek suç işlemişsiniz. Tutuklansaydınız ne yapacaktınız? Ne yapabilirdiniz? Söyler misiniz? Ama kabahat onlarda değil. Bizim yufka yüreğimizde. 27 Nisan yaklaşıyor dedik. İşlerine gelince apaçık hukuk ihlallerini, seyirci kaldıklarını, hatta alkış tuttuklarını, işlerine gelmeyince de Möntö diye gösterip namaz kılan amireler yumruk atmaya kalkıştıklarını çok açık. Onun için diyorum ki bu emekli amirelerin tutulmasına gönlüm razı gelmediyse de şu olaylar silsilesini hatırladıkça, hatıralar yeni anlatmaya başladıkça adli kontrol için ayaklarına takılan bilekliği bin bir hakaretle karşıladıkları açıklamalarını görünce bunlara acınmaz, keşke ayaklarına takılan bileklikler kollarına takılsaydı, ellerine takılı olsaydı diyesim geliyor diye bir açıklaması var, yazısı var. Bununla ilgili ne diyorsunuz? Açıkçası bunu ben çok üzüntü... Şimdi, ya bu bir şey diyeceğim. Oradan başlayalım ne olursun. Bu bir Akit gazetesi köşe yazarı ve aynı zamanda Akit gazetesinin yazı işleri müdürü. Yeni Akit gazetesinin yazı işleri müdürü. Bu şahıs 104 amiral hakkında biz diyor keşke yargıç oluyor bakın. Savcı oldu. Bu arada yargıç oluyor. Acıdık diyor, merhamet ettik diyor, salıverdik diyor. Bak suç var yok demiyor. Acıdık, merhamet ettik, salıverdik. Keşke diyor ellerine takılan bile kelepçe diyor, ayaklarına takılan kelepçe diyor. Bir amiral çıktı ekranda söyledi ya, ben bu millete hizmet ettim, bilmem kaç yıl üniforma giydim, zoruma gidiyor, kaçacak yerimiz mi var demişti ya. Ona istinaden yazı kalem alıyor ve şunu söylüyor arkadaş ya. Keşke diyor ellerine taksaydı bu kelepçeyi diyor, acıyasım gelmiyor diyor. Nasıl yorumlarsınız bunu Allah aşkına? Şimdi öncelikle ben şunu söylemek istiyorum. Yeni Akit gazetesi geçmişte vakitti, kapandı, suç işledi, kapandı. Akit oldu, tekrar suç işledi, yeni Akit olarak çıkıyor. Yani üçüncü ismi. Öncelikle Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyet Başsavcılıklarından alınan izinle yayına başlayan Akit gazetesi, Yeni Akit gazetesi bu Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhuriyet Başsavcılığından alınan izin belgeleriyle yayına başladığı halde 10 Kasımlarda Atatürk'ün ölüm gününde tek satır yazı yazmayan bir gazete. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusunun Cumhuriyet Başsavcılığından alınan izin belgesiyle yayına başladığı halde 10 Kasım Atatürk'ün ölüm gününde tek satır yazı yazmayan bir gazete. Diğer yandan gelelim meslektaşım olarak
bilinen Ali Karahasanoğlu köşe yazarı. Şimdi Yeni Akit gazetesindeki köşe yazarları hep kendi kendilerini mevcut iktidarlar neyse onların borazanlığını yapmak veya savunuculuğunu yapmakla kendilerini ön plana getirirler. Çoğunlukla din endeksli yazılar yazarlar ve yazdıkları yazılarda dinin bir takım yönlerini kendilerine çevirerek yazmayı da uygun görürler. Bir zamanlar Milli Selamet Partisi yandaşlığı olduğu gibi, sonraki Saadet Partisi yandaşlığı olduğu gibi, daha önceki yıllarda FETÖ ile yakın ilişkiler içerisinde yazılar yazan bu gazete 15 Temmuz sonrasında ne olduysa birdenbire iktidar yanlısı olmaya başladı. İktidar yanlısı da olmaya başlayınca direktmen kendilerini bazı insanların aleyhinde yazılar yazarken, bu az önceki söylediğimiz gibi 104 amiralle ilgili yazılar yazarken kendilerini yargıç yerine, savcı yerine koymaya başladılar. Bu yetkiyi nereden aldıklarına baktığımızda hükümete yakınlığıyla bilindikleri için bu sözleri söylüyorlar. Bazı televizyon kanalları var. O televizyon kanallarında söylenen sözlere baktığımızda kişi haklarına hakaretten soruşturma açılır bir başka kanal yapsa. Ancak o kanala o soruşturma açılmıyor. Yeni Akit gazetesinin buradaki gazeteci sadece olayları yazar, önerileri getirir, yorumları yapar. Ama bir yargıç gibi kendini yargıcın yerine koyarak köşe yazarlığı yapmasının arkasında kim var? Arkasında. Ama bugün bu iktidarın yerine bir başka iktidar geldiğinde ne yapacaklardır? Bu defa o iktidara saldıracaklardır. Hangi yönden saldıracaklardır? Niye saldırıyorlar işte? Ben nasıl anladım. Saldıracaklardır? Dini alandan saldıracaklardır. Şimdi şunu söyleyeceğim. Ben bu Yeni Akit gazetesindeki yazarları, bu yazar bu sadece bir de bir de düzüsü hemşerimiz var orada aynı zamanda. Ali Karahasanoğlu'na şunu söyleyeceğim. Siz dini yayınları savunan veya dini inançlar üzerinde yayın yapan bir gazetesiniz. Bugünkü iktidar, destek verdiğiniz iktidar nüfus cüzdanlarının arka kısmındaki dini ibaresini kaldırdı. Dini ibaresi yok. Bununla ilgili ne yaptınız? Eğer bunu bir başka hükümet yapmış olsaydı, nüfus cüzdanlarının arkasındaki dini İslam yazısı tamamen kaldırmış olsaydı ne yapardınız? Birincisi bu. İkincisi, burada bir şey var. Diyor ki, cezaevindeki yemeklerin protein değerleri diyor. Yani bu 104 amiralle ilgili yazarken Ali Karahasanoğlu cezaevindeki yemeklerin protein değerlerini olduğunu, yani proteinlerini yüksek olduğunu söylüyor. Pekala, İmralı'da yatan içinde aynı şeyi söylüyor mu bu? Yeni Akit gazetesi, dikkatinizi çekerim. Şimdi, İmralı'da yatan insan içinde protein değerlerini benim askerim yemek tattıktan sonra ona veriyor. Bunu yazabiliyor mu? Ve Yeni Akit gazetesi bugün bir takım olaylarda İslami kesime savunurcasına yazılar yazarken öbür taraftan da daha farklı düşüncelerin kimlere hizmet ettiğini biliyor mu? Tekrar geliyorum. Kadir Misirlioğlu keşke Yunan galip gelseydi demişti. Bu keşke Yunan galip gelseydi diyen Kadir Misirlioğlu'na destek veren Yeni Akit gazetesi. Ve şu nedenle söylemiş Kadir Misirlioğlu Yeni Akit gazetesinin o zamanki yazılarına göre. Diyor ki ezanı Türkçeleştirmelerine kızıyor. CHP döneminde ilk yıllarda İsmet İnönü döneminde ezanın Türkçeleştirilmesine, alfabenin değiştirilmesine, kılık kıyafet ve tekke medreselerin kapatılmasına kızıyor Kadir Misirlioğlu. Şimdi gelelim Akit gazetesi Kadir Misirlioğlu'na buradan ezanın Türkçeleştirilmesi gibi konularda eleştiriyor onları ve keşke Yunan galip gelseydi diyor Kurtuluş Savaşı için. Pekala, Yunanistan'daki Müslüman kesim rahatlıkla namaz kılabiliyor mu? Camiye gidebiliyor mu? Bunu neden yazmıyor Yeni Akit gazetesi? Gelelim olaylara, ben biraz daha genişlettireceğim. İlk Türkçe Kur'an-ı Kerim'in Mayıs 2015'te Türkiye'de 10 milyon adet basıldığından sanırım birçok insanın haberi vardır. Diyanet İşleri Başkanlığı 5 yıl üzerinde çalışıyor.
15 ayrı dilde basıma hazırlıyor Kur'an-ı Kerim'in mealini. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan Mayıs ayında 2015'in Mayıs ayının ilk haftasında Güneydoğu gezisinde Batman ve Siirt'te halka seslenirken elinde Kürtçe Kur'an-ı Kerim var. Kürtçe Kur'an-ı Kerim'i gösteriyor ve burada diyor ki HDP'yi eleştiriyor. Bunların dini imanı yok diyor. Bakınız Diyanet size Kürtçe Kur'an-ı Kerim bastırdı. Bunu Erdoğan söylüyor. Batman ve Siirt'te elimde Kürtçe Kur'an-ı Kerim bastırdı diyor. Bu sözün hemen arkasında Çankırı'ya giden Devlet Bahçeli, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Bahçeli'de Çankırı'da ne diyor? Kur'an'ı alıp kürsüye çıkılması istismar ve felakettir diye cevap veriyor Erdoğan'a. Ve bu arada HDP bu yapılanı seçim öncesi 2015'te seçim öncesi Erdoğan'ın bu yaptığını Yüksek Seçim Kurulu'na şikayet ediyor. Ve Yüksek Seçim Kurulu bu şikayeti reddediyor. Geliyoruz. Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmüş 4 Mayıs akşamında Habertürk televizyonuna çıkıyor. Akşam Habertürk özel yayından çıkıyor. Diyor ki bu çok önemli. 25-30 yıl önce yapılması gereken işlerle uğraşıyoruz. Şimdiye kadar dünyanın bütün lisanlarında yani dillerinde Kur'an-ı Kerim'i yayınlamış olmamız gerekirdi diye konuşuyor. Ve 10 bin adet Kürtçe Kur'an basıldığını burada da söylüyor. Ve bakıyoruz şimdi bunlara bakalım. Kur'an-ı Kerim'in Türkçe basılması konusunda birileri bir şey konuşulduğu zaman bu Yeni Akit gazetesi köşe yazarları bas bas bağırıyor. Pekala. Kürtçe Kur'an-ı Kerim bastırılıp da 2015 tarihinde Recep Tayyip Erdoğan tarafından Güneydoğu'da Siirt'te Batman'da elini alıp gösterilmesi konusunda Yeni Akit gazetesi köşe yazarı ne yapıyor acaba? Şimdi bunda tartışmak gerekiyor. Madem ki Kürtçe basılıyor bu Kur'an-ı Kerim, Türkçe de basılabilir. Ve Türkçe'de ilkokul öğrencilerinden başlamak üzere Kur'an-ı Kerim ilkokul öğrencilerinden başlamak üzere verilir ve ilkokulda okumaya başladığında dinimizi gerçek öğrenirler. Dinimizin gerçek öğrenilmesini istemeyenler Arapça olarak öğrenilmesinden yana tavır alıyorlar. Evet. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in gerçeğini Türkçe olarak, Türkçesini ilkokul çağında bir çocuk, ortaokul çağında bir çocuk gerçeğini öğrenirse bugün din tüccarları, din istismarcıları istedikleri gibi cirit atamazlar ve ülkemizde istedikleri gibi de din üzerinden yalan söyleyemezler. Bu nedenle de dini istismar ederek bir takım çalışmalar peşine gidiyorlar. Evet, diline sağlık, yüreğine sağlık. Bu arada Hilal Kahraman'ın çok selam var, iyi yayınlar diliyor. Faruk Yetut'un çok selam var, iyi yayınlar diliyor. Yaşar Kahraman yazmış. Mustafa Bey, efendim eleştiri yapıyormuş gibi yaptıkları konuların temeli Cumhuriyet'e muhalif olmalarından gelir. Çünkü hilafetin kaldırmasıyla bu cenah devletin kendilerine ayrılan yerlerden çıkarmışlar ve imtiyazlara mahrum kalmışlardır. Otoritelerini kaybetmişlerdir. Mesele budur demişlerdir. Ben de şunu söyleyeceğim buna isnaden. Çok güzel izah ettiniz. Çok söylenecek sözler de. Kur'an-ı Kerim konusunda hatırlayınız. Annelerim şeye sardı. En güzel yerlere sarlardı. Onu işte en iyi kılıfların içerisinde muhafaza ederlerdi. Ve biz onlara dokunacağımız zaman korkuturduk. Hani abdestsiz dokunma işte evet. Şöyle olsun böyle olsun. Yani biraz tabii ki abdestsiz dokunacaksın ama biraz uzak kaldık. Elimiz altına her an alıp okuma fırsatına erişemedik. Yani onu kutsal kitabımızı biraz bizden bilerek değil ama istemeyerek de olsa uzaklaştırıldılar. Ondan dolayı da dediğiniz konu bazı tüccarların, o dün tüccarlarının elinde istedikleri gibi yönlendirmelerine kadar olayın boyutu sen gitti. Sen bilme, senin yerine ben bilirim. Sen bilme, senin yerine ben bilirim. Ama burada kelimelere bakınca Sayın Bardak, oraya da bakmak lazım. Burada kelimelere bakınca, şimdi ben soruyorum, bu zat-ı muhterem sayın, aynı zamanda bu avukat biliyor musun? Bu adam avukat. Bunu kaleme alan kişi avukat olması sebebiyle birazca daha irdelemek gerekiyor bence. Ya diyor ki, tutuklansaydınız diyor, size diyor merhamet ettik ama diyor tutuklamadık diyor. Ya sen kimsin? Sen kendini ne yerine koyuyorsun? İktidarın yanında yer alarak yargıç yerine koyuyorsun. Yargıç mısın? Hakim misin? Savcı mısın? Burada hiç de var. İktidar makamı. Yaptık derken kiminle birlikte yapmış onu?
Şimdi bir de şu var. Bazı kişiler... Tutuklanmasına diyor gönlüm razı gelmedi. Tutuklanmasına gönlümüz razı gelmedi. O zaman savcı yerinde. Şimdi ben gelsin. Buradan Cumhuriyet Savcılarına seslenmek istiyorum. Nasıl ki ben bu kameraların önünde suç işleyip işler ise bunun bağımsız yargıçlar önce hesabını vereceksen bence bu kişi buradan suç duyurusudur, suç işlemiştir. Şöyle ki bu şahıs kendini bağımsız yargıçların yerine koyarak, bağımsız insanların yerine koyarak kaleme almıştır. İşte size belgesi. Belge burada. Diyor ki acıdık diyor ya. Ne? Sen kim? Acımak kim kardeşim ya? Sen acımasaydın şimdi bunlar cezaevinde mi olacaktı? Ben orayı algılayamıyorum. Orayı anlamlandıramıyorum açıkçası. Yani kimin adına konuşuyor? Bu zaman burada şimdi yargıçların da önüne geçmiş oluyor. Kendini bu adalete yön vermiş oluyor. Evet, yön verdiği gibi da, aynı zamanda kendini o da yargıç ceza kanuna göre bu da suç. Bunu da bakmak lazım. Şimdi, fakat şunu söyleyeyim. Namaz kılan amirlere yumruk atmaya kalkıştıkları diyor. Orada o da çok yanlış. Bence kamuoyuna servis edildi. Kardeşim kimse dinsiz değil. Din de kimsenin tekeline değil. Türkiye Cumhuriyeti Devleti siz bir an önce %90 dediniz ama %79-80 Müslüman bir olan ülke genel itibariyle çoğunluğu Müslümanların olduğu, Müslümanların yaşadığı bir bağımsız devlettir. Bu ülkede yaşayan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içerisinde o kadar insan var ki ne ibadetinden vazgeçer, ne de dininden vazgeçer, ne de Yüce Allah'ından vazgeçer. Ancak şimdi oradaki 104 amiralı 114 amiralın okuduğunda oradaki şeyleri, huzursuzlukları şuydu. Sarıkla birlikte aslında namaz kılmasına karşı değiller. Sarıkla birlikte o fotoğrafın verilmesi aslında insanların vicdanlarını birazcık şey yaptı, kanattı. Ben diyorum ki bence o amiral hakkında soruşturma halen devam ediyor ama bir an önce sonuçlandırılsın. Neden o görüntü verildi? Neden o resmi üniformanın üzerine sarıkla çıkılarak fotoğraf verildi? Bunun hesabını bir an önce versinler. Bunun hesabının üzerine niye gitmiyorsun? Bununla ilgili niye yazı kalem almıyorsun? Şimdi hukukçu madem avukat Yeni Akit gazetesine ve Yeni Akit severlere veya bunun gibi düşünenlere benim burada bir sözüm var. Bugün cezaevlerinde kaç kişi yatıyor? Kişi yatıyor? Cezaevlerinde acaba ezan okunuyor mu? Madem bunun da peşine düşsünler. Cezaevlerinde cuma namazı kılınmıyor diye bunun da peşine düşsünler. Cezaevlerinde 5 vakit ezan okunsun diye bunları da yazsınlar. Neden yazmıyorlar? Çünkü bir takım kurallar var. Merhametten Sayın Bardak. Merhametten maraz doğar diyor. Merhametten maraz doğar. Şimdi madem bu kadar bu dini savunuyorlar, o zaman bunları da savunsunlar. Buraları da iddia etsinler. İktidar kendilerinin elinde. Bugün sokağa çıkma yasağı olduğu halde cuma namazına insanlar gitmesi serbestlendi. Ama 23 Nisan Çocuk Bayramı'na gidilemedi. Çünkü sokağa çıkma yasağı var. Fakat hükümetin açıkladığı, iktidarın açıkladığı cuma namazlarına evlerinin yakınındakine gidebilirsiniz dedi. Yani cuma namazını apayrı bir şey koyup milli bayramı yine farklı bir şekilde ötelersen o zaman eşitlik olmadığı gibi bir öteleme iki milli ve dini bayramlarda insanları karşı karşıya getirmiş olursun. Merhamet edilmiş, tutuklanmamışsınız diyen köşe yazarı Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, sevgili avukat, suç işlemişsin. Bana göre en azından adli suç işlemesen de Türk toplumundaki insanların vicdanında suç işledin, suç. Yani kendi kendine adli avukat ya ne olursan ol, adam ol derler ya. Ya incelikle sen kimsin ki oradaki insanları bir kere götürüyorsun, yargılıyorsun, ceza veriyorsun, ellerine kelepçe takıyorsun. Ya bağımsız mahkemelerin vermiş olduğu kararın sen kimsin ki söz söylüyorsun ya? Ya ben şunu çok merak ediyorum. Benden olan taraf, benden olmayan ber taraf. Ne olursa olsun Allah onları bildiği gibi yapsın. Anlayışı hüküm sürdü arkadaşlar. Kutuplaştık ya bu adamlar yüzünden. Kutuplaştık ya. Şimdi şunu söyleyeceğim ben. Söz Yeni Akit'ten açılmışken çok şeyler var. Hüseyin Üzmez de sanırım cezaevlerine girenler. Evet. Neden girdi cezaevine? Pekala bu gazete, o söylemeyelim. Çocuklara söylemeyelim onu. Pekala Umre'ye gitti, otelde hangi hapı içti de neden öldü? Yine bu gazetenin insanlarına. Lütfen insanlarla. Ya biz gazeteyi şey yapmıyoruz bu arada. Gazeteyle işimiz yok. İlk önce siz bir grupsunuz, bir ekipsiniz, iyi güzel. Bu ülkenin geleceği için, bu toplumun geleceği için güzel şeyler yazın. Burada aslında amaç, bu köşe yazarının aslında amacı o değil.
Aslında hedefi ordu. Emekli amirallar da değil, ordunun tamamı. Bunlar orduya karşı, bir ülkenin ordusuna karşı bu insanlar. Düşünce oradan kaynaklanıyor zaten. Evet. Yani bu tür düşünen insanlar. Fakat bir de dönüp kendilerine baksınlar az önce söylediğim gibi. Kimlerin neler kendiyle birlikte aynı sütunlarda yazı yazdıkları bazı insan. Biz onlara bir şey demiyoruz. Bunu yaptı, bunu yaptı. Ama o da çirkinlik. O yaptıkları da çirkinlik. İlk önce bir onlara baksınlar. Sonra generalleri eleştirirken yargıç yerine koymasınlar. Tamam şunu diyebilir. Yazdığınız yazıda veya bildiride, sunduğunuz bildiride şurada hata var. Bunu yapmasaydınız size yakıştıramıyoruz diyebilir. Her şey diyebilir. Ama buradaki kullandığı sözcükler, hatta şu sözcüğü de yanlış kullanıyor. Atalarımız diyor noktalı virgül, merhametten maraz nasıl olur dermiş. Hayır, nasıl olur değil. Bu söz merhametten maraz doğar. Bu sözün aslı budur. Bunu bile yanlış yazmış köşe yazarımız. O zaman ne diyeceksin? İşte Allah şaşırtıyor bazen. Evet. Sayın Bardak, çok konuşacak konu var ama şunu söyleyeceğim. Kesinlikle ben bunun da söylenmesi taraftarıyım. Birilerinin elinde yönlendirerek köşe yazarı, elinde bir topluma kitleye hitap ettiğin bir ayrıcalığın olduğu alanı tutup da kin, nefret ve düşmanlığa insanları sevk ederek götürüyorsan olayı, mutlaka bunun da bağımsız yargıçlar tarafından, her zaman söylüyorum, yargılan irdelenmesi gerekiyor. Çünkü bu adam, ben köşe yazarıyım, oradaki önüme gelen, aklıma geleni yazarım zihniyetiyle onu yazıyor ise ve avukat kimliğini ön plana çıkartıyor mu, çıkartmıyor mu da yargıçlar hani. Şimdi şunu düşünüyorum. Ben avukatım onu, diyor bu anlamında. Ben biliyorum diyor. Merhametsizim diyor. Yani sen şimdi sahibiyim diyor. Farz edelim ki hasbelkader hakim olsaydın. Demek ki vay ki vay diyorum ben. Evet Sayın Bardak. Ceza kesen polise çaresizce yalvardı. Evim kira. 6 aylık oğlum var. Yapmayın. Evet, olay Düzce'de gerçekleşti. Düzce'de denetim yapan polisin 5800 TL para cezası kestiği kağıt toplayıcısı gözyaşları içerisinde polise yalvardı. Şimdi ben bunu, daha sonra emniyet açıklama yaptı. Onu da açıklamasını size okuyacağım ama öncelikle kağıt toplayıcısının o görüntüsünü ekranlara verip daha sonra size sormak istiyorum. Tut bana abi, ne yaptın ben seni? Şehir merkezine gel Mentem, ara sokaklara gitsene. Şehir merkezine ne geziyorsun burada şimdi? Abim seni açıyorum, bari benim. Burada ne geziyorsun? Oğlum ben bir şey yapacağım. Yapmayın abi, ne yapalım. Kurban olduk. Yok abi. Şehir merkezine gel sana, bura şehir merkezi. Git abi, ara sokaklara git. Seni bağladım, seni sen gittim abi. Ben gittim ya da abi, gittim Allah aşkına şey yapmayacağım, bana aşkına şey yapmayın abi ya. Elimizi ayağınızı öpeyim, yapmayın, kurban olsun. Elimizi ayağınızı öpeyim, ne elimizi ayağınızı öpeyim? Ya mübarek sen, niye böyle şey yapıyorsunuz? Biz yapmıyoruz, kanun yapıyoruz, biz kanunlar uyguluyoruz hemşehrim, biz kafamıza göre bir şey yapmıyor muyuz? He? Biz kanunlar uyguluyoruz. Gelme sencim, gelmişsin valilik kavşağında, sen bir şeye takılıyorsun. Kontrole takılıyorsun. Git. Evet Sayın Bardak, polis diyor ki yapmayın abi, ekmek götürüyorum, zor durumdayım diyor, ağlıyor resmen, yani yalvarıyor. Daha sonra polis diyor ki yalvarma kardeşim diyor, ağlama diyor, biz yapmıyoruz, kanun yapıyor diyor. Evet, kanunla ilgili. Her şey kanun mudur ya? Kafamıza göre yapmıyoruz diyor. Şimdi ben size soruyorum, ben bunun cevabını, ha bu arada İsmail Kama yazmış, Rahim Hatun Mahalle Muhtarı. Komutanım Mustafa abi ne diyorsa doğrudur. Ellerinden öpüyorum. Saygı ve selamlar iletmiş. İsmail Yumuşak yazmış. İyi yayınlar demiş. İyi yayınlar, selamlar olsun size. Evet. Şimdi burada ben yapmıyorum, kanunla ilgili diyor. Şimdi gerçekten kanunla ilgili. Ve orada bir şey daha var. Haberlerin içerisinde ben izledim. Diyor ki şehirde yapma, mahallelerde yap. Şimdi bir de o polis memurunun öyle bir konuşması var. Bu vatandaş iş bulamadığı için Allah aşkına o elleriyle birlikte çöp bidonlarından atık toplayıp onu götürüp satacak ve 6 aylık çocuğuna süt alacak, mama alacak ve yalvarıyor. Ramazan ayında bu mübarek günde yapmayın, etmeyin diyor. Pekala Türkiye'de deveyi hamuduyla götürenler denir bir kaba deyimle.
Bu götüren insanlara neler yapılıyor acaba? Binlerce liralık faturayı abartıp on binlerce lira yazanlar. Bir belediye düşünün, yerel yönetim düşünün. 4 bin liralık, geçen sene 2020 yılında 4 milyara veya 4 trilyona aldığı bir zehiri sinek ilacını bir sene sonra 8 de değil 12 milyona alıyorsa, bunun 3 katı fazla alıyorsa deveyi hamuduyla götürüyor. Böyle yapamadığı için o vatandaşımız sadece çöplerden atık toplayarak satıp kaç lira yapacak? Ondan gelir kaç lira olacak? 10 lira, 20 lira, 30 lira olacak. Bu insanın iş bulacağınız yerde o insanı engellemeye çalışmak ve 5800 lira ceza veriyor. Bu insan 5800 lirayı tekrar kağıt toplayarak, atık toplayarak ödemek zorunda kalacak. Şimdi gerçekten bu vicdansızlık. 5800 lira bir insan asgari ücret bile değil. Daha fazlası. İki asgari ücret parasını bir insana ceza olarak yaptığı işten dolayı ceza olarak kesmek kanunun neresinden ver, ben bunu anlayamıyorum. Ve bu ülkede 30 gün boyunca çalışan bir insan alın terinin karşılığı 2850 lira asgari ücret alıyor. Burada bir gariban çöp topladı diye 5800 lira yani 2 aylık asgari ücret cezası kesiyor polis tarafından. Ve polisin burada bunu kanun belirliyor diyor. Kanun diyor, ben demiyorum. Şimdi elbette ki polisin de kendine göre yaptığı, uyguladığı vardır. Fakat herkese bu uygulanıyor bu. Bugün Covid-19 nedeniyle sokağa çıkma yasaklarına baktığımızda sadece belli insanlar durduruluyor, belli insanlar durdurulmuyorsa bu çöp toplayan ve 6 aylık çocuğu için süt parası peşinde olan insana da 5800 lira yazmak hangi kanunun neresinde yazıyor, ben bunu anlayamadım. Sayın Bardak, şimdi sokağa çıkma yasağı Cumhurbaşkanı'na serbest. Başbakan kalmadı da milletvekillerine serbest. Kaymakama serbest, valiye serbest, ondan sonra polise serbest. Polis şöyle serbest. Görev başında olan polise canımız kurban ama görev başında olmayan polis hafta sonu istediği yere gidiyor ailesine alarak. Evet. Şimdi acı gerçekleri konuşacağız. Hodri meydan. Gelen, bakın tekrar söylüyorum. Polise serbest, savcıya serbest, hakime serbest, doktora serbest. Bak şimdi serbest olanlar yok. Avukata serbest. Gazeteciye serbest, avukata serbest. Kağıt toplayıcısına yasak. Yasak. Şimdi bakın. Bakın şöyle arkadaşlar. Hayatın gerçekleriyle yüzleşelim ya. Yüzleşelim. Emniyet Genel Müdürlüğü açıklama yaptı. Şimdi dedi ki Emniyet Genel Müdürlüğü. Açıklamasından aynen size aktarıyorum. Hemen şöyle. İlimiz trafik denetleme ekiplerince valilik kavşağında tespit edilen ve basında karton toplayan motosikletli şekilde yer alan olayda motosikletle kullanan kişinin sürücü belgesinin olmadığı, taşıdığın sigortasının bulunmadığı tespit edilmiş ve görevlilerce bu ihlallere ilişkin olarak karayolları trafik kanununda öngörülen idari müeyyideler uygulanmıştır. Karton toplayan vatandaş sokağa çıkma değil, ehliyetsiz ve ruhsatsız motosiklet kullanma cezası kesilmiştir. Aksi durumda trafik güvenliğini açısından risk teşkil eden ve bu ihlallerin tespit edilmesi ve gerekli tedbirlerin uygulanmamış olması halinde telafisi mümkün olmayan çok daha ağır maliyetlere neden olabileceği muhakkaktır. Trafik güvenliğinin sağlanmasına yönelik gerekli tedbirleri kararlılıkla uygulanması bizlerin üstlenmiş olduğu sorumluluğun bir gereğidir demiş Düzce Emniyet Müdürlüğü. Bu ve elektrikli bisiklete benziyor. Bu elektrikli bisiklete evet, de ehliyet şöyle, istenmiyor ki. Bir bölümde istemiyor ama onu söyleyeceğim. Ama şurada bakın arkadaşlar, bu açıklama kamuoyu gündem olduktan sonra yapılan açıklama. Bir ikincisi, polis orada diyor ki ya diyor niye diyor ara sokaklara gitmedin diyor. Evet. Ara sokaklarda ne işin var diyor valinin olduğu bir bölgede diyor. Ya kardeşim ben 23 yıl bu devlete üniforma giydim, hizmet ettim, hizmet. Benim iddia etine buradan söyleniyorum. Bir tane vatandaş çıksın desin ki idari veya adli yaptırım cezası uyguladı desin. Şimdi ben görev yapmamış mı oldum? Ya önleyici kolluk vardır, önleyici. Önleyici kolluk dediğimiz olay vardır. Ya oradaki vatandaşın bir tek damla gözyaşına tamam alkol alır, uyuşturucu kullanır veya toplumca kabul edilmeyen suçları olur ise tamam orada yalvarıyor ya, sokakta artık şey olmuş, kağıt toplayıcısı arkadaş yalvarıyor ya. Bu kadar vicdanımızı kaybettik ya. Neresinden bakarsan bak, bana göre vicdan muhakemesi yapılması gereken bir hadise. Şimdi, sokağa çıkma yasağında şunu bir daha belirteyim. Gazeteciye serbest.
polise, bak görev başındaki polisleri kastetmiyorum. Görev olmayıp da hafta sonu çoluğunu çocuğunu kimliğini kullanarak gezen polislerden bahsediyorum. Gezen savcılardan bahsediyorum. Gezen hakimlerden bahsediyorum. Yasak nedir? Nedir yasak? Genel toplumu ilgilendiren kamu idaresinin vermiş olduğu geçerliliktir. Ama ne zaman senin görevin başlar, ne zaman görevin biter? O an diliminde yasak kapsamı dışındasın. Onun aslında sen de yasaklısın kardeşim. Hakime serbest, valiye serbest, kaymakama serbest, herkese serbest. Vatandaşa gelince niye kağıt topluyor? Gel bakalım niye arka sokağa gitmene, valinin orada ne geliyorsun? Bu vatandaş bu olacak ya? Pandemi döneminde karnını doyuracak şekilde gıdasını verirsen bu vatandaş bu pandemi döneminde zaten sokağa çıkmaz. Hemen oradaki polis görevini yapmıştır. Buradaki emniyet müdürlüğünün açıklamasına kimse itiraz yok ama şurada bir itiraz var. Benim kendi çapımda. Ya oradaki alem vatandaşa kesinlikle bak samimiyetime söylüyorum. Ya kardeşim bir daha ben seni görmeyeceğim. Bu bölgeye gelme. Kesinlikle senin hadi oradan göstermelik de olsa oradan bir A4 kağıdına adını soyadını yazdım ehliyet alıp almayacağını sigortanı yaptırmayacağını takip edeceğim diyerek de gönderilseydi o vatandaş sana edeceği dua devlet edeceği dua oradaki kestiğin 5.080 liradan 1.000 kat hayırlıydı bana kalırsa az mübarek. Bugün haberlerde izledim ben yine bir yerde alkollü araç kullanmaktan vatandaş zaten cezası varmış ona da 5.000 küsür lira bir ceza yazıldı. O alkollü araç kullandığı için arabası da bağlandı. O alkollü araç kullandı ve arabası bağlandı 5.000 küsür lira ceza yazıldı. Bu vatandaş ekmeğinin peşine düşerken ekmek parasını kazanma uğruna işte ehliyetsiz motosiklet kullanıyorsun diye o da 5.800 lira ceza. Şimdi adaletle kanunda bir eşitsizlik var burada. Kaldı ki ben burada o motosikleti az önce söylediğim gibi elektrikli bisiklet olarak görüyorum. Elektrikli bisikletlerde sadece fatura geçerli ve ehliyet istenmediğini biliyorum. Sadece elektrikli bisikletlerle. Hayır, belli bir 250 cc'ye kadar olanlarda istenmiyor ama 250 cc'den yükseğinde istenmiyor. O zaman yine de bu kadar ceza yazılmaması gerektiğine inanıyorum. Sigortası yok denildi. Elektrikli işte ya kılıfına uyduruluyor. Yani bir şekilde bisiklete sigorta istenmiyor. Yani burada bir kılıfına uydurma var veya bu Emniyet Müdürlüğü'nün açıklamasında kendi memurlarını haklı gösterebilmek için şu olabilirdi biz de tartıştı diyebilirlerdi veya madem suçlayacaksın çöp toplayan insanı bizim de tartıştı diyebilirlerdi. Ne tartışacak yani. Yalvarıyor ağlıyor bu işte. Aynı şekilde bir Mercedes arabası olan bir insan olsaydı polislerin arabasına çarpsaydı 5.800 lira yazmazdı bu polisler onu söyleyeyim. Mercedes arabasıyla veya lüks bir arabayla 2021 model bir araba orada duran polis arabasına çarpsaydı 5.800 lira ceza yazmazlardı ama bir gariban orada çöp toplayan insana 5.800 lira maalesef. Ya bir de şu ondan var. Sonra da bu ülkede bak bu ülkede terör bitirileceğini söyler. Terör bitmez bu ülkede. Bu insanları bu devlete karşı sen kindar duruma getiriyorsun. Bu ülkede devlet sıcak elini sıcak kollarını sarması yerine bu insanları öteliyorsun. İşte teröristler bu insana yarın sahip çıktığında bunun gibi insanların çoğalmasıyla birlikte bu ülkede terörizmi artırırsın. Terörizmi azaltmak yerine artırırsın. Terörizmi, teröristi hiçbir şekilde tasvip etmiyoruz. Ama şunu söyleyeceğim. Şimdi polisin tavrı da çok önemli Sayın Bardak. Biz yapmıyoruz, kanun yapıyor. Evet, kanun yapıyor diyor. Ya şimdi kanunu koyan etten kemikten yaratılmış Türkiye Büyük Millet Meclisi işte göndermiş olduğumuz 600 tane vekil bizim adımıza yapıyor. Bizim adımıza kanun yaparken geneli kapsayıcı ortak çizgide verilen hüküm. Kanun üstünde hiçbir şey olmaz. Hepsine kabul ama bir de vicdan vardır. Bir yasal kanunlar vardır bir de toplumsal vicdan vardır. Toplumda geçmiyorsa senin yaptığın eylem, toplum adına sen hizmet almışsın, toplumu koruma adına emniyet teşkilatına görev almışsın. Toplumu ikna edemiyorsan, toplumdan eleştiri alıyorsan binlerce insana seyret şu görüntüleri seni eleştirecektir. Ondan dolayı da kanunun bence orada şeyi kalmamıştır, hükmü. Çünkü şöyle kalmamıştır. Ya bıraksan, herkesin alkışta o çocuğun cebine de 10 lira koy, 20 lira koy gönder ya. Yapamıyorsan ne diyeyim ben sana? Evet, maalesef. Yani gerçekten bu konu çok şeydi Bardak. Benim çok üzüldüm. Bunu ne bileyim ben ya. Ben 23 yıl görev yaptım. Kamu kolluk kuvveti olarak görev yaptım. Bak bunda iddialıyım. Kesinlikle bir üstten çok şey geldi. Ama hak edene yani uyuşturucudur,
hırsızlıktır. Bunların kesinlikle adalet önünde çıkartacaksın ama bu tür bakıyorsun adam senden kaçıyor, tamam mı? Neye yok? Belki ehliyet yok, tamam mı? Bu alkol, uyuşturucu hariç. Belki başka bir şey yok. Ya direkt bakma kardeşim, direkt bakmazsın. O senden korkmuştur. O alacağı ilmi, hani bazen diyor ya, bir nasihat bin şeyden önemlidir diyor ya. Bin nasihatten zaten önemlidir diyor ya. Bunun gibi bir şey bu olay ya. O haline baktığımızda zaten bu adama ceza kesmek bile vicdanları sızlatır. Ben onu söylemek istiyorum. Bir musibet bin nasihattan bence geçerlidir. Bu adam zaten ağlıyor. Ağlayan adamın da üzerine gidilmez kardeşim ya. Ben öyle diyorum. Neyse Sayın Bardak, bu olay böyle. Geçti, başka bir konuya geçelim. Evet, üzüldük. Sen de çok üzüldün, farkındayım. Ama diyorum ya, biraz da emniyet kolluk kuvvetlerinde, hakim savcıda, eğitimlerde, ben de oradan çıktığımı bildiğim için birazcık daha toplum temalı eğitimlerin ön planda olduğu, ağırlıklı olduğu konular verirse nasıl olur sizce? Elbette eğitimler verilmeli. Biraz da insanların vicdanları çok önemli. Şimdi o ceza yazan polisler mutlaka yoksul bir aileden geliyordur. Zaten mutlaka zengin çocukları polis olmazlar zaten. Şimdi yoksul bir aileden geliyorsun. Öyle geldiğin toplumsal bir yaşantı içerisinden bugün sen bu cezayı yazarken vicdanın gençlik yıllarına, çocukluk yıllarına veya bulunduğun arkadaşlık yıllarına, insanlarla o dönemlere neden gitmiyorsun? Birdenbire polis üniformasını giydiğinde çocukluklarını, fakirlikten geldiğin günleri unuttun mu diye insan soruyor ister istemez. Evet Bardak, şu an önemli bir konu. Mersin'e gideceğiz. Mersin Çamlıyayla İlçe Milliyetin Müdürlüğü'nün nutukla ilgili vermiş olduğu karara, gerçi görevden alındı, karara gideceğiz. Bu kararla ilgili çok kamuoyu oluştu. Onunla ilgili ben hemen karar metnini de açayım. Daha sonra sizle bunu yorumlamak istiyorum açıkçası. Çok tuhaf, çok önemli. Ne karar verdiğini hemen açtım. Ekranlara veriyorum. Evet. Ekranlara verdim. Şu an Mersin Çamlıyayla ilçesinde gerçekleşiyor olay. Mersin Çamlıyayla ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Çamlıyayla ülke ocaklarının okullarda dağıtmak istediği Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün eseri nutuk dağıtımına skandal ifadelerle onay vermemesi gündem oldu. Peki bu skandal ifadeler neydi? Çamlıyayla Ülke Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı'na yazılan yazıda İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Bakkal aynen şu şey kelimeleri kullanıyor. Mavi Çatı Yayınları'na ait basım yılı Haziran 2022 olan Mustafa Kemal Atatürk Gençleri için Nutuk isimli kitap müdürlüğümüz eser inceleme ve değerlendirme komisyonu tarafından incelenmiş olup kitabın 25. sayfasında Osmanlı Padişahı Vahdettin'e yönelik soysuzlaşmış, alçak ve dönemin Osmanlı hükümetine yönelik aciz, hasretsiz ve korkak ifadelerinin kullanıldığından, kitabın 5. sayfasında öğretmen sopayla vurulmuştur denilerek öğrencilere olumsuz etkileyebilecek şiddetle, yine bu kitabın 24. sayfasında yer alan görselde Büyük Önder Mustafa Kemal Gazi Atatürk'ün elinde sigara gösterilerek öğrencilere olumsuz örnek teşkil ederek edecek öğelere yer verildiğinden söz konusu kitabın öğrencilere dağıtılması uygun görülmemiştir diyor. Bunun üzerine de Çamlıyayla Ülke Ocakları, şu an ekranda gencin fotoğrafı var. Ülke Ocakları Başkanı da görevden alınıyor. Hem Milli Eğitim Müdürü görevden alınıyor, hem öğrenci de görevden alındı. Bununla ilgili ne söylemek istersiniz? Şimdi öncelikle bu Çankaya ilçe, il değil. Çamlıyayla. Yani Çamlıyayla ilçe. Evet Mersin. İlde değil yani. İlçe Milli Eğitim Müdürü böyle bir kararı alırken ile danışmamış mıdır? Yani İl Milli Eğitim Müdürü'nün mutlaka haberi vardır bu olaydan. İkinci, bir diğer olay, böyle bir kitabın, Atatürk'ün Nutuk kitabının toplatılmasıyla ilgili kendisinin karar verme yerine bunu Milli Eğitim'in İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün karar vermesi gerektiğine inanıyorum. Burada İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde parmağı var. Öte yandan ben bu Ülke Ocakları Başkanı'nın buradaki olayına gelince, bu genç Ülke Ocakları olarak Atatürk'ün nutkunu dağıtıyor. Ancak Ülke Ocakları Başkanlığı sanırım genel merkezin talimatıyla ilçe Ülke Ocakları'ndan görevinden alınmıştır.
Nasıl ki Çamlı Yayla'nın ilçe milli eğitim müdürü görevden alınmışsa İlk Ocakları Başkanı da İlk Ocakları Genel Merkezi tarafından görevden almıştır. Şimdi burada bir skandal var. Dün andımızı bir şekilde sulandırdınız ve sulandırdınız. Sonunda andımız olayında andımızı okullarda okunacak denildi. Ve MHP Genel Başkanı Bahçeli andımızı okutmazsak namerdiz gibi bir kelime kullandı. Ve yıllar geçti. İktidarla birlikte dirsek temasına girince Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki oylama sırasında andımız okutulsun mu okutulmasın mı denildiğinde çekimser duruma düştü MHP Devlet Bahçeli ve ekibi. Şimdi son olarak da nihayetinde bu sene son karar verildi. Andımız okullarda okutulmayacak. Onu bir kenara attık. Ve şimdi sıra geldi Atatürk'ün nutkuna. Atatürk'ün nutkunun da kitap olarak okullarda okutulmaması gibi bir yönteme girebilmenin sulandırılması işte Mersin Çamlıyayla İlçe Milli Eğitim'den başladı. Burada işin içine ilk ocaklarını da getirdiler. İlk ocakları Atatürk'ün nutkunu dağıtmış. Güzel bir iş yapmış ilk ocakları belki arkadaşlar. Ancak burada Çamlıyayla İlçe Milli Eğitim Müdürü'nün İl Milli Eğitim Müdürü'nün haberi doğrultusunda böyle bir karar aldığı ve gündeme nutuk kitabının da toplatılmasıyla ilgili bir şeyler yapılacağı bu tahmini olarak görünen köy kılavuz istemez. İlk önce andımızı yok ettik. Şimdi nutuk yok edilecek. Eğer böyle giderse benim korkum bu iktidar İstiklal Marşı'nda 2023'te yok edecek gibi geliyor bana. Bu olayın altını çiziyorum. Dün okullarda okutulan andımızın yok edilmesi, bugün nutuk yok edilmesi ve gelecekte İstiklal Marşımızın da yok edileceğini ben kaygıyla düşünüyorum. Evet, evet. Ben kaygılanıyorum. Ülkemin geleceğinden kaygılanıyorum. Tekrar bu millete Yüce Allah yazdırtmasın. Böyle bir şeye kimsenin gücünü bırakın birilerinin. Kimsenin gücünün yeteceğine ben inanmıyorum. Evet, yazılmaz ama İstiklal Marşı yerine başka şeyler okuturlar. Ya bence bu tür... Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Geçtiğimiz günlerde ama düzmece ama şey andımızın yerine bazı okullarda farklı yazıların okutulduğunu biz sosyal medyadan öğrendik. Bu ilk önce şaka gibi olur, yarın ciddiye dönüşür. Aynı evet. Şekilde... Bunlar yavaş yavaş bir yerlere gidiliyor ama kim nereye götürüyor bizi? Kim neler yapmak istiyor? Ülkemizde oynanan oyunlara kim alet oluyor? Kim karşı geliyor? Kim dur diyecek? Ülke Ocakları bunu dağıtmak isteyen Ülke Ocakları Başkanı'nın görevden alınmasına ne diyorsunuz? İşte Ülke Ocakları Başkanı'nın görevden alınmasının arkasında genel merkez var. Genel merkez MHP genel merkeziyle ortak işbirliği içerisinde çalışıyor. Burada MHP'nin de parmağı var. MHP nutuk kitabının dağıtılmasına karşı mı ki Ülke Ocakları Başkanı nutuk kitabını dağıttı diye sen hani Ülke Ocakları Başkanı'nı görevden almış? Niye almış olabilir? Şimdi bu düşündürücü bir olay. Bu, acaba AK Partiler MHP'nin ortaklığında Cumhur İttifakı'nda işte sen Ülke Ocakları Başkanı bunu dağıtıyor, bunun kulağını böyle biraz çek mi dediler? Bu da olabilir. Ben... Neden alınsın? Ülke Ocakları Başkanı güzel bir iş yapmış. Atatürk'ün nutkunu dağıtmış. Hayır, dağıtmak için yazı istemiş, şeye göndermiş. Milli Eğitim de burada karşı geliyor. Yani burada o gencin ne suçu var? Atatürk'ün nutukta ilk Vahdettin'le ilgili tespitleri, Osmanlı İmparatorluğu'nun durduğu, üstüştü durma ilgili tespitlerini kaleme almış orada. Yazıda okudunuz işte. Evet, onları almış da. Şimdi, onu almış, bunu bundan dolayı çatınca görmüş. Yani İkincisi, Vahdettin'le... yazdıkları söylenilen zoruna mı gitmiş? Sonra Atatürk'ün önündeki sigara olayına da takmış. Sigara. Bugün birçok bizi yönetenler maskesiz çıkıyor toplum karşısına. Ona da tak o zaman. Evet. Bir yandan maske mesafe deniliyor. Maskesiz çıkıyor karşımıza. Sayın Bardak, nutukta birincisi Milli Mücadele ilk bölümde Gazi Mustafa Kemal kendi kaleminden anılan ve uzun süre anılarak yazılan birincisi Milli Mücadele irdelenmiş, nasıl başarılı olduğu anlatılmış. Onun üzerine ikincisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşu ve Kurtuluş Savaşı'nın anlatımı var. Daha sonra da malumunuz Cumhuriyet'te Cumhuriyet döneminin devrimlerini anlatıldığı bir nutuktan bahsediyoruz. Ayrıca sonu da yine gençliğe hitabeyle biten bir nutuktan bahsediyoruz.
Ve bundan neden rahatsız olunur? Oscar'a bak şeyle çok iyi kesiştirdiniz. Tebrik ediyorum sizi. Şu anki insanlar şimdi pandemi döneminde ağzında şeyle ben de dahil buna. Ben de bazen çok kullanamıyorum. Buradan da hakkı geçenlerden af diliyorum. Şu şey var ya. Maske. Maske. Şimdi maskeyi sen ekrana verdi diye o zaman liderleri ekrana çıkartmayalım. Evet. Çıkartmayalım ekrana. Toplum karşısında herhangi bir toplantıda herkeste maske var. Konuşan o siyasi partinin işte başkanı, genel başkanı maskesiz. Pekala bu da topluma kötü örnek olmuyor mu? Atatürk'ün başka fotoğrafını koysunlar kardeşim oraya. Ayrı mesele de. Hayır, elimdeki sigarayla ilgili bir fotoğrafı konulmuş. O topluma çocuklara kötü örnek oluyormuş. Bizi yönetenler kötü örnek oluyor. Karşımıza çıkıyor toplantıda. Hatta şunu söylüyor. Sesini duyamıyorum. Maskeni çıkart. Bu arada Çamlıca Ülke Ocakları Başkanı Zahit Kral olmuş. Atandığı görevde başarılar diliyoruz. Görev değişikliği oldu orada işte. Ben onu çok anlamlandıramadım. Hani her şeyi anlıyorum. İlçe Milli Eğitim Müdürü'nün nutuğu bilmiyorum onu anlamlandırıyorum. Kaldı ki Ülke Ocakları yani bir nokta sivil toplum kuruluşu. Yani onun tabii, görevden tabii. Aldığını yani bunu anlamakta zorlanıyorum. Tamam, o ilçe Milli Eğitim Müdürü bakanlığa bağlı, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı, sonra il Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı. Fakat bu kişi bir noktada sivil toplum kuruluşu ya. Evet. İlk çocukları. Sayın Bardak, çok önemli bir konu yine. Nereye geldik? Bakanlığa geldik arkadaşlar. Fıkra gibi. Yani fıkra anlatmaya gerek yok. Geçtiğimiz gün şeyi gördünüz mü? Soğan torbasını bir traktörün romorkunun üzerindeydi galiba. 5 kişi kravatlı adamlar 5 kişi 5 yerinden tutmuşlar. Soğan, bir tane soğan torbasının. O fotoğraf keşke onu size ekranlara yansıtsaydım. Ya o kadar iğrenç, o kadar itici, o kadar ne diyeyim yardımın bu yapılmaz diye öğrencilere eğitimlerde verilmesi gereken bu yanlıştır diye verilecek bir fotoğraf ki anlatamam. Bir soğan torbasını 5 kişi bir yerden tutmuşlar. Güya yardım yapacaklar. Onu da fotoğraf çekip poz veriyorlar. Ya ağlar mısın? Güler misin? Şimdi ne hale geldik biz? Ne hale geldik? Evlerine gidip ne hale bu hale geldik? Elbiselerini atmışlardır. Yine elbise almışlardır. Koktu elbisemiz diye. Yani arkadaşlar ben diyorum ha şurada bitiyor. Bugün 23 Nisan. Bugün Egemenliğin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluş yıldönümü. Bugün egemenliğin kayıtsız şartsız millete verildiği gün. Bugün saltanatlığın kaldırılarak 84 milyonun yönetime dahil edildiği, her bireyin yönetime dahil edildiği bir gün. Arkadaşlar ben A partisine B partisine oy atın demiyorum. Ama takım tutar gibi parti tutmayın diyorum. Elinizi vicdanınıza koyun ve bu yapılanları unutmayın. Size o torbalarla poz verip onu da afişe edenleri de lütfen hafızanızın en derin yerine de yazın istiyorum. Bu kadar basit diyorum. Nutuk konusuna gelince diyorum ya ben halen o Ülke Ocakları Başkanı'nın neden görevden alındığını tanımlayamıyorum. Bir seyircilerden bunu anlamlandıran var ise lütfen yazsın bana ya. Lütfen yazsın. Neden alındı acaba o gencin? Ben onu çok anlamlandıramıyorum. Evet. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan. Sayın Bardak. Evet. Şimdi bunda ne var diyeceksiniz? Görevden alındı arkadaşlar. İstifa etmesi bekleniyordu ama görevden alındı. İstifa etseydi ne olurdu? Kamuoyu gündem olurdu. Neden? Çünkü 9 milyon TL Ticaret Bakanlığı Ruhsar Pekcan'ın eşinin yönetim kurulu başkanı olduğu şirketle ticaret yaptı ve devlete 9 milyon TL değerinde dezenfektan sattı. Şimdi belgeleri sunacağız. Bunu da şu şekilde bir insan diyor ki bu ticareti geliştiren ya diyor Ruhsar Pekcan'ın eşine bunu diyor direktmen bakanlığa satmayın diyor. Etik değil diyor. Yok diyor ben diyor aracı kullanmam diyor. Piyasaya arkadaşlar belgeleri şimdi ekrana vereceğiz. Dezenfektanın litresini 5 litresini 100 TL'ye sattıkları dezenfektanı Ticaret Bakanlığı'na kaç liraya satıyorlar biliyor musunuz? 175 TL'ye. Şimdi Bardak. Şimdi ben bunu nereye konumlandıracağım? Ben bunu nasıl adlandıracağım? Bir tarafta vatandaş derken, millet derken, bir tarafta milletin
adamı, milletin kadını, milletin bakanı, milletin içine gelip de millete taziye yapıp millete heyecan veren, milletin parasını, malını, mülkünü korumak isteyen bir bakanın 175 liraya piyasadaki... Ticaret Bakanlığı'nın böyle çalıştığını gösteriyor. Ne sınatlandıracağız? Yani, hadi gelin buyurun. Karı koca birlikte bu Ticaret Bakanlığı'nın ticaretini yapıyor. Şunu bir bakalım. Şimdi ben ekrana verdim. Birlikte. Şimdi diyorsun ekrana ya. Verdim. Bakın şu ekrandaki vermiş olduğum şey 100 TL. İkinci 18 Kasım 2020 tarihli faturada 5 litrelik dezenfektan 175 TL. Bakın birinci verdiğimde bu 21 Aralık 2020'deki dezenfektan aynı satış fiyatı, piyasaya satılan satış fiyatı, bakın mouse şu an getirdim 100 TL. Fark ettiniz mi? Şurası bakın. Aynı bakanlığa verilen 8 Ocak hemen 20 gün sonra, yani bir ay sonra bakanlığa aynı şirket tarafından verilen aynı 5 litre dezenfektanın fiyatı 175 TL. Yani arada ne kadar fark var? %75 fark var. Evet, %75 artırmış. Ama şey, enflasyon zammını koymuştur. Şimdi Oda koyuyor. TV'nin geçirmiş olduğu belgeye dayanarak, bakın bak, burada bir toplamı 1,5 milyon TL civarında dezenfektan bahsediyoruz. Nereye veriliyor? Gümrük ve Ticaret İşletmeleri Anonim Şirketi'ne. Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü'ne. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na. Değişik tarihlerde, şimdi seyircilerimiz takdir edeceklerdir. Değişik tarihlerde 1,5 milyon TL değerinde dezenfektan satılıyor. Bakın diğer görüntümüze. Yine aynı şekilde 175 TL verildiğine dair Oda TV yine ele geçiriyor. Bakın şurada hemen birim fiyatı. 175 TL birim fiyatı. Ya biz bunu nasıl tanımlandıracağız? Nasıl koyacağız? Koltuk gitti ama nasıl olacak? Bir de neden istifa etmedi? Neden bakanlık değişti alalacıyla? Yani istifa şimdi etseydi en azından yargılanabilirdi. Evet. Şimdi yargılanmama adına bekledi, görevden alınmayı bekledi. Zaten şimdi son zamanlarda bakanların yer değiştirilmesi veya ayrılması istifa etmesi şeklinde olmuyor. Görevden alma şeklinde oluyor. Bunun da arkasında farklı şeyler var. Neden? İstifa etse suçu kabul etmiş konumuna gelecek. Aslında halk gözünde büyür. İstifa etse halkı dinlemiş olur. Fakat halkı dinlemiyor, üstünü dinliyor, amirini dinliyor, amirin dediği şekilde hareket ediyor. Evet. Burada görevden alma oluyor. Yani görevden almayı bekledi. Ben bu konuyla ilgili şunu söyleyeceğim. 3 tane de bakan değişti. Onlar da ekleyiniz. 2 bakan vardı. 2 bakan gitti. 3 bakan geldi. Şimdi bir de buradaki olaya bakacağız. Ticaret Bakanlığı'na Mehmet Muş getirildi. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ikiye ayrıldı. Şimdi bu Bakan Zehra Selçuk görevden alındı. Bunun yerine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık getirildi. Derya Yanık Kadirli de akrabaları olduğu söyleniyor. Bu Derya Yanık'la ilgili de az sonra konuşacağım. Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na Vedat Bilgin getirdi. Yani burada bakanlığın ikiye ayrılmış olması Türkiye genelinde ne getirir? Hani bir takım önlemler alınıyordu, tasarruflar yapılıyordu. Şimdi Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ikiye ayrılmasıyla birlikte her il ve ilçede bunların birimlikleri, il birimleri, ilçe birimleri yeniden oluşturulacak. Hani tasarruf eden bir ülkeydik. Bunlar için yeniden müdürlükler atanacak. Araçlar tahsil edilecek, personel tahsil edilecek. Biz bir yandan yukarıda tepede tasarruf yapıyoruz, yapalım derken bakanlığın ikiye ayrılması olayını anlamak mümkün değil. Şimdi burada aynı zamanda şöyle bir olay daha var. AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Muş'un bakan olmasıyla birlikte AK Parti'nin meclisteki sandalye sayısı da 288'e düşmüş oldu. Şimdi bu da düşündürücü bir olay. Yani milletvekili Mehmet Muş'un milletvekilliği sona eriyor. Bakan olunca sona eriyor. Bunu bakan olduğunda sona ereceğini bile bile, sandalye sayısının düşeceğini bile bile AK Parti'nin bunu neden bakan yaptığı da yine düşündürücü akla gelen konular arasında yer alıyor.
Şimdi iki bakan gitti, üç bakan geldi dedik. Bu bakanlar arasında bu Derya Yanık'la ilgili, yeni bakan Derya Yanık'la ilgili birçok iddialar var. Bu iddialarda şöyle, bu Twitter hesabında bir takım paylaşımları olduğu söyleniyor. Mesela FETÖ'yü övücü bir takım tweetlerinin olduğu ve Bahçeli'ye çapsız dediği tweetler attığı yönündeki sözler yine tepki alıyor yeni bakan Derya Yanık'la ilgili. Ayrıca farklı suçlardan toplam 1075 yıl hapis cezası alan Adnan Oktar var. Adnan Oktar'la birlikte fotoğraflarının bulunması. Derya Yanık'ın fotoğraflarının bulunması. Bunların ilk daha bakanlığı açıklanmaz aldığı tepkiler. İlk önce sosyal medya hesabını bir süre kapattı. Sonra yeniden açtı Derya Yanık. Şimdi bunlar da düşündürücü olaylar. Gerçekten şimdi Bahçeli'ye çapsız sözü, tweet'i, FETÖ'yü öven sözleri ve Adnan Oktar'la birlikte çekilmiş olduğu fotoğraflar başına iş açar mı açmaz mı? Bir noktada Osmaniyeli akrabaları var. Sevindiler. Ya Kadirli'nin Harkaçlı köyündeki akrabaları sevindiler. İşte yakınımız bakan oldu diye. Ancak bu bakan bir takım farklı olaylarla birlikte bakan oldu. Gönül isterdi ki bakanlığa oturduğunu ilk günü tepki almasın. Bir takım olumsuzluklarla karşılaşılmayan insanlar gelsin. Ama ben bu arada şunu da söyleyeyim. Mehmet Muş'un bakan olduğundaki haline baktım şöyle. Ben gerçekten nasıl bir bakan olacak? Yani bakan dediğin böyle gözleri kurnaz tilkiler gibi olur. Ama o Allah sabır versin diyorum o bakanlıkta çalışan insanlara. Yerinde bilgi birikimi olduğunu sanmıyorum. Ülkem adına da bu tür insanlar yine daha bilgi birikimli. Böyle gözleri bu ekonomik sıkıntıda, bu pandemi döneminde bizi yönetecekler. Bakan konumunda olacak insanların daha aktif, daha bilgili, daha becerili insanlar olmasını beklerim. Evet. Sayın Bardak, Derya Yanık hemşerimdir. Aile Çalışma Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na atanan avukattır kendisi. Avukat olması sebebiyle ben Osmaniye'de olması hesabıyla başarılar diliyorum kendisine. Mehmet Buş'a gelince, Mehmet Buş dediğiniz gibi ben de aynı kanattayım sizinle Mehmet Buş'la ilgili. Kendisi gençlik kollarına yetişme, işletme mezunu. Çok genç bir arkadaş, çok genç yaşlarda milletvekili olmuş. Ve haddinden fazla hırs görüyorum ben onda. Hırs gördüğümü söylüyorum. İnşallah başarılı olur, ülkem adına talep ediyorum. Burada ben bir kişiye dikkat etmek istiyorum. Vedat Bilgin. Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili önemli bir bakan. Şöyle, Cumhurbaşkanı Başdanışmanıydı. Bir ara hatırlayınız, gündeme getirdi bu emekli yaşa takılanlarla ilgili çalışma yaptı. Sonra da inkar etti. Ben Ahmet Hakan'ın tarafsız bölge programında ben öyle bir çalışma yapmadım dedi. İnşallah emekli milyonlarca mağduriyet var. Onların adına olumlu gelişmeler olur ve hakkı olan mağduriyeti giderirler diye düşünüyorum. Ben o açıdan, bir açıdan Vedat Bilgin'e çok umutluyum. Emekli yaşı takılanlarla ilgili, emekliliklerle ilgili. Ama ne hikmetse ülkemizde bir kişinin söylemleriyle dizayn edildiği için mutlaka onun da olur alınacaktır ama diğer giden Sayın Zümrüt Selçuk hanımefendi şeydi biraz bana göre pasifti. Ben defaatle buradan söyledim. Bir an önce gidip o koltuğu bırakmalı ki yerine aktif. Zaten son sözleri kendisini götürdü. Dışarıdan, piyasadan, kamuoyundan, halktan haberi olmayacak konuşmalar yapmaya başlamıştı son günlerde. Evet. Halit Atmaca bu arada selamları var. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Giresun'dan izliyor bizi. Yaşar Kahraman elbette karşı MHP AK Parti tarafından yutulmuştur demişler. Selam olsun. Rusya Pekcan'a da gelince kendine bakmış bir bakanım. Sayın Bardak. Kendi şirketini zengin etmiş. 9 milyonluk o kaymak dezenfektan satışları. Ya ben şimdi anlatıyorum. Ben şimdi çok merak ediyorum. Bunun ortaya çıkacağını şimdi Ruhsal Pekcan'la ilgili. Bunun ortaya çıkacağını bilemeyecek kadar. Ya bırakın ortaya çıktığını aklından eksiklik mi vardı da bunu? Ama sanmıyorum. Ya bunun ortaya çıkacağını bunu biliyordu. Bu ama vicdanı bunu nasıl kaldırıyor? Vicdan olan bunu yapmazdı zaten. Vicdan olan bunu yapmazdı. Yani her bir gün şimdi sizi bu koltuğa tutturduk. Kendi oğlunuza kurdurttuğunuz yani şirkete. Ben şu aklıma geliyor artık. Şu aklıma geliyor. Onları lütfen irdeleyin.
Demek ki abi bazı bakanlıklarda, bazı yerlerde bu demek oluyor. Birinci derece aktabaları bu göze gözüken. Ya bir de görünmeyenler. Görünmeyen, kendiyle kan bağı olmayıp da şirket kurup ve milletin parasını hopli kıttak tutla yapanlar. Yüzünden, ya nasıl biz ülke yaşıyoruz ya? Sahip başka, arka yüzündeki sahip başka şekilde ihaleler alınması. Şimdi adam geliyor. Şu an şunu söyleyeyim. Bari Çorban çok dile getirmiş o. Ta bilmem ne ilinden Osmaniye'ye gelip ihale alıyorlar demişlerdi. Ya bunları nereye koyacağız biz? Bunlar nasıl olacak? Şöyle ya? Söyleyeyim. Osmaniye'deki belediyenin işleri birçok ilaç firması buna benzerler. Ankara basım kitap basımları, takvim basımları Ankara. İşte diyorum yani, ya. Bunu nasıl hesaplandıracağız? Neresini kesesini koyacağız? Adana'da yok mu? Ankara. Hep Ankara, hep Ankara. Türkiye'nin bir takım otoyol ihaleleri, buna benzer ihalelerin birçoğu, köprü ihaleleri hep özelleştirmede 5 firma var. Özel. Neden hep 5 firma var? Bir şey söyleyeceğim. Ben şimdi bunlar düşündürücü Osmaniye'de olabilir. Osmaniye'de ben genelde, yerelde genel olarak eleştiri yapmıyorum. Fark ettiyseniz. Şundan dolayı yapmıyorum. Çünkü ben de ayrıcalı olduğunu düşünüyorum ama ben size soruyorum Sayın Bardak. Ya bunu söylemeye ahdettim. Osmaniye Belediyesi'nin bu pandemi döneminde bir tane esnafa gerçekten maddi manevi yardım yaptığını gören var ise lütfen bana yazsın. Bakın tekrar soruyorum. Dolmuş şoförleri, kıraathane, kahvane, berber, lokanta ve buna benzer tüm işçilerine bir tane maddi olarak yanında duran insan varsa sanatçılar, gazeteciler veya tüm toplum kuruluşları. Ya Osmaniye Belediyesi Allah aşkına ya bütün belediyeler esnafına falan en ufak bir şekilde küçücük de olsa yardım yaparken Osmaniye Belediyesi neden yardım yapmaz? Neden? Neden ya? Bakınız geçtiğimiz gün Konya'da valilik belediyeye hatta o da gündem oldu. 6 milyon para gönderiyor belediyeye. Konya'da oluyor olay. Belediye bunu esnaflara aktarılsın diye gönderiyor. Belediye bunu esnaflara aktarmıyor. Sonra bu bir kahveciler oda başkanı konuşması esnasında ortaya çıkıyor. Birbirine düştüler. O para ne oldu? Mahkemelik oldu mu onu bilmiyorum ama ben Osmaniye'de şunu soruyorum size. Siz hiç şairsiniz. Sizin derlerinize yardım geldi mi? Sanatçılara yardım geldi mi? Kahvaneye yardım geldi mi? Ya hiç mi elden tutulmaz ya? Hiç mi bu kadar dokunulmaz ya? Bu kadar ya bir bu ne, günde sahip çıkmayacağım. Ne zaman sahip çıkacağım? Ben şöyle bir tek şey söyleyeyim. 2021 yılına ait 150 bin adet Osmaniye Belediyesi'nin takvim bastırdığına dair fatura var. Şimdi bu faturaya baktığımızda 150 bin adet takvim, Osmaniye Belediyesi'nin takvimi Ankara'da basılmış. Osmaniye nüfusunun yarısı yapıyor. Yani merkez nüfusunun yarısı yapıyor. Bu da demek ki her iki kişiden bir kişinin takvim sahibi olması gerek. Maalesef Osmaniye Belediyesi'ne ait 2021 yılında takvim gören esnafı ben çarşıda göremedim. Çarşıda dağıtılsa çarşıda göremedim. Mahallede göremedim. Başka bir şeyler tartışmaya gerek yok bence. Yani Osmaniye Belediyesi'nin şunu dağıttığını, ha bugünlerde gıda yardımı yapıyormuş. Ya gıda yardımı herkes yapacak. O ayrı her belediye yapıyor. Ya bunu yapmaması zaten suç. Esnafın pandemi nedeniyle esnafa yardım yaptığı olayına tanık olmadığım gibi ben Ocak ayından bu yana yani 2021 yılının başından bu yana şu 150 bin adet takvimden bir tane takvim göremedim. Allah aşkına sayın bana. Bunu göremedim bir şey de esnafa gıda yardımını. Şurada Can Suyu Derneği var. Ben uzaktan gözlemliyorum. Ya o kadar her gün koliler taşıyorlar, vatandaşlar bir şeyler götürüyorlar falan. Anadolu Gençlik Derneği var. Bak bunları takdir ediyorum. Ya o kadar bu dernekler falan o kadar yapıyor. Onlar yapmasın abi Osmaniye Belediyesi ya. O kadar yardımı da mı yapmasın ya? Bir Aziz Mübarek ayda vatandaşına bir oda ihtiyacı olanlara bir koli de mi götürmesin abi ya? O kadar mı olur ya? Bu kadar mı olur ya? Şimdi... Ama şunu söylüyorum. Ben ineliyorum. Sayın Kadir Kara, biz oy attık. Yani bu memlekette oy kullandık. Bu memleketin seçmeniyiz. Ben soruyorum ya, bu memleketin esnafıyız. Bu memlekette bir tane yardım yaptıysan pandemi döneminde ben seni takdir edeceğim ya. Bu kanalda ifşa edeceğim ya. Ne olursa Allah rızası için. Pandemi başladığından bu yana, bu döneme kadar dolmuşlara verdi. Nasıl verdi? Destek paralarından belirli bir limitini kesmemek, aidat almamak suretiyle destek oldu. Ama onun haricinde varsa bilmediğimiz lütfen açıklama yapın. Biz de bunu alkışlayalım abi ya. Bu kadar basit. Sayın Başkan,
Sadece bir tarafa değil. Şimdi toplumun geneline lütfen. Sen bunu söylerken ben 2 yıldan bu yana Kadir Karay Osman'ı doğru dürüst görmüyorum ama ki. Yazdık ama. Bayramlarla bile memleket sahipsiz değil ki. Belediye başkan yardımcılarıyla yönetilen bir Osmaniye'de daha fazla bir şey konuşmaya gerek yok. İlk önce Adana'dan bu yana gelmeyen, Ankara'dan bu yana gelmeyen bir belediye başkanımız var. Son 2 yıldan bu yana ve 3. döneminde bunu artık neden bunun böyle olduğunu bunun partisinin de araştırması gerekiyor. Sen neredesin? Neden işi görevin başında değilsin demesi gerekiyor. Bunu görüştüğümüzde partilisi olanlar özellikle abi, tabii ki belediye başkan yardımcıları onun görevini yapıyorlar. Belediye başkan yardımcısı asilin yapabileceğini yapabilir mi? Veya asilin atması gereken imzayı yedekteki yardımcısı ne derece atabilir? Osmaniye sokaklarında Vali Doktor Erdinç Yılmaz geçtiğimiz günlerde Habertürk gazetesinde sanırım yılın valisi seçilmiş. Gerçekten takdir ediyoruz. Doğru yerinde yazmış o köşe yazarı. Haftanın 7 günü boyunca cadde ve sokakları pazar günü de dahil buna sokağa çıkma yasağı olduğu günde dahil tedbirlere yönelik COVID-19 tedbirlerine yönelik denetimlerde bulunurken Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Karan'ın geçtiğimiz günlerde bir görüntüsü vardı. O da kendinin hesabından, sosyal medya hesabından basının haberi yoktu zaten. Ben hiç görmedim. Valinin yanında zaten görmedim. Valiyle birlikte omuz omuza olması gerekirken göremedik, göremiyoruz. Şimdi böyle bir belediye başkanlığı, olmayan bir belediye başkanlığı, kendinden 2 seneden bu yana haber olmayan bir belediye başkanlığı eleştirip de ben dilimi yormak istemiyorum. Ya ben şunu diyorum. Sayın Kadir Kara, Sayın Belediye Başkanı, Osmaniye sizden yardım bekliyor. Osmaniye esnafları zor durumda. Yani bir bu siyaset değil, bu bir belediye başkanlığı değil, bu bir bobalıktır, bu bir kötü gününde bir sahip çıkmadır. Ya en azından gelinin yoksa bile çık açıklama yap. Belediyenin durumu müsait olmadığından ama en kısa zamanda de size sahip çıkacağım de kardeşim ya. Bu kadar mı olur ya? Bu kadar mı memleket sahipsiz olur ya? Bu kadar mı olur ya? Seslenmiyoruz. Konuşmuyoruz, dile getirmiyoruz ama bu kadar mı olur ya? Kim olursa olsun şimdi kardeşim ya, sahip çık ya bu memleketin esnafına, bakkalına, çakkalına sahip çık ya. Biz bunları konuşuyoruz diye şimdi sanki mevcut MHP'li Kadir Karay'a karşı olduğumuz. Hayır değil. Öyle söylenmesin. Partisi bizi ilgilendirmiyor. Ya biz, kim olursa olsun Kadir Karay'a benimle eşit mesafedeyiz. Biz yerel yönetim anlamında düşünüyoruz. Yerel yönetim anlamındaki eksikliğini eleştiriyoruz. Valilik de sen çıksın. Böyle bir şey konuda yok. Eksiklikleri eleştirmek, görmediğini göstermek bizim asli görevlerimiz arasında yer alıyor. Ama şimdi şöyle. Bu yöneticilerimiz de asli görevleri arasında halkı dinlemek, halkı ne olursa olsun çözüm bulmak gerekiyor. Hayır bardak, ben açıklama yapmak zorunda değilim. Ben şunu bu olarak değerlendirmiyorum kardeşim olayı. Ben samimi söylüyorum. Ben yerel veya genel hükümet, merkezi hükümetin, valilik veya belediyenin, ya buradaki Osmaniye'deki vatandaşına sahip çıktı, esnafına sahip çıktı. Çıkmıyorsa da şimdi, ben buradan dinlendireceğim işte. Şimdi şunu söylemek istiyorum, özellikle söylemek istiyorum. Kim olursa olsun benim söylemek istediğim partisi bilmem neyi bizi bağlamaz. Ya hangi parti bizi, olursa olsun. Bizi bağlayan herkes oturduğu koltuğun hakkını verecek. Ben bunu söylemek istiyorum. Abi, ya o koltuğun hakkını verecek ya o koltukta da gidecek kardeşim. Tabii. Yani şöyle bir de var da. Yani yerelde senin seçtiğin insan olunca hani beklenti içerisindesin. Beklenti içerisinde yani öyle bir ya bir partinin seçilene kadar bir partiyi temsil eder. Seçildikten sonra Osmaniye Belediye Başkanı'dır. Herkesin babasıdır. Şimdi, herkesin bak herkes ondan medet bekler. Ayrılık yapıyorsa bir parti ya, aynen olmaz. Olmaz. Yöneticim o. Ben yöneticiyi tanımam ben. Ben şöyle yaptığına inanmıyorum. MHP'lere verip İYİ Partililere vermeyip AK Parti'ye verip CHP'ye vermediğine inanmıyorum ben. Ben topyekun vermediğine inanıyorum. Yani topyekun ben varsa ben takdir edeceğim, buradan yayınlayacağım. Ben genel itibariyle bir yardım eksikliğinden bahsediyorum ama. Hiçbir yardım yapıldığını duydun mu sen? Şimdi ben öyle bir şey duymadım. Esnaf zor durumda. Esnaf gerçekten zor durumda. Duymadığım gibi az önce söyledim ya, esnafı ziyaret edip de dertlerini dinlediğini de duymadım. Çünkü görünmeyen bir belediye. O zaman ne olacak? Gerçekten ve gerçekten. 3 yılı kaldı. 3 yıl sonra zaten kendi aday olmaz. Abi öyle olmaz ki ya. Olmaz yazık. İşte ya. Ben ama aday yazık. Olmam. Memlekete yazdım. Yani şöyle. Ben buradan şunu söylüyorum. O dönemde ekranına bol bol söyleyeceğim. Hak edene, hak ettiğine inandığıma ve bana hizmet edecek kişiye oyumu atacağım. Parti gözetmeksizin bunu da buradan belirteyim.
Çok da önemli bu. Sayın Bardak, bu konuyu kapattıktan sonra bir resim şeyi var. Ekrana verelim, aynen şöyle söylüyor. Bundan böyle belediyeye eş, dost, akraba almak yok. Anlaşıldı mı diyor belediye başkanı. Anlaşıldı abi diyor. Tamam baba diyor. Olur enişte diyor. Elemanlar. Aile ve şirketi olarak. Bu geçtiğimiz haftaki Adana Çukurova Belediyesi gibi. Çukurova Belediyesi çok işlemedik. Bu hoşuma gitti, o gün almıştım. Çok hoşuma gitti. Onu da buradan vermek istedim. Ha, şimdi şeyi unuttuk biz. Hani yurt dışına gönderilen belediyeler kanalıyla gönderilen gri pasaportlu olaylarla ilgili de bugün MHP ile AK Parti'nin oyları reddedildi. Şimdi bu da çok ilginç bir olay. Araştırılması isteniyor bu olayın. Yurt dışına belediyeler eliyle gönderilen ve geri gelmeyen 45 kişi gidiyor, 43 kişi geliyor, işte 30 kişi gidiyor, hiç gelmiyor. Bu tür olayların araştırılması isteniyor. Ama maalesef yine iktidar partisiyle ortağı MHP tarafından reddediliyor. Bu reddedilme olayı benim dikkatimi çekti. Neden araştırılması istenmiyor? Evet. Neden yerel yönetimlerin bazı belediye başkanlarının gri pasaport vererek yurt dışına götürdüğü insanların oradan geri dönmemesi yaşantılarının araştırılması neden istenmiyor? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde neden iki partinin her koşulda acaba düşünmeden reddetmelerini altında ne yatıyor? Bunu düşünüyorum. Evet Sayın Bardak, Süleyman Soylu olayına gelmek istiyorum. Bir fotoğraf vereceğim. Bu sağdaki fotoğrafta geçtiğimiz günlerde uyuşturucu değil putra şekeri diye Kürşat Ayvatoğlu'yla fotoğrafı Sayın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun. Soldaki fotoğrafta da şu an gündemde olan Türkiye'yi dolandıran kripto para dolandırıcısı, yurt dışına kaçmış 2 milyar doları buhar eden Faruk Fatih Özer. Yine Süleyman Soylu'yla bir fotoğraf var. Tabii ki Süleyman Soylu bununla ilgili açıklama yaptı ama tweet atmış ama ben o an fotoğraf çektirdim ama kim olduğunu bilmiyordum. Çok da şeyim yok demiş. Ben farkında değilim diyor. Farkında değilim demiş. Ya bunlar, şimdi sağdaki fotoğrafta da aynısını söylemişti. Soldaki fotoğrafta da aynısını söylemişti. Ben de buradan seyircilerimize şunu söylemek istiyorum. Bak onu belirteceğim yalnız. Ben 23 yıl jandarma subayı olarak Türk Silahlı Kuvvetleri'ne hizmet ettim. İçişleri Bakanlığı'nda çalıştım. Süleyman Soylu'nun benim tayinim çıktıktan sonra Süleyman Soylu'ya ulaşmak istedim. Dedim ki çocuğum burada eğitimde. Bakın bunu belirtiyorum arkadaşlar özellikle. Çocuğum burada eğitimde, eğitim bozulsun istemiyorum. Ya emekli olacağım mecburen ya da bekar gideceğim, ailemi burada bırakacağım. Mantıken dedim ki benim gitmemdeki kazanımım ne? Hiçbir şey. Çünkü çocuğumun eğitimi bozulacak, geleceği alt üst olacak. Eşyalarını taşımamdaki kasıt ne olacak? 10. bir ile gideceğiz. 3-5 yıl orada yaşayacağız ama yerleşik hayatta artık göçebe hayatı bıktırmış olmuş oldu. Dedik ki Süleyman Soylu'ya ulaşalım da gerekçe yok çünkü. İkimiz dilekçe yazıyoruz. Devletin bir hakkı var. Ben bir yıl uzatmak istiyorum. Sana uygun görüyor, bana uygun görmüyor. Tayin ediliyorsun misal. Evet. Diyoruz ki en ufak bir şaibe bulaşırsa, en ufak bir yanlış olaya bulaşırsa veya hırsızlık, arsızlık, namussuzluk yani bu toplum tarafından kabul edilmeyecek bir şey olursa zaten ben kendi kendine infial edersin. Bu tür şeylerden kaçarsın. Doğru mu? Ama hiçbir gerekçe yok. Sadece çocuğumuzun eğitim durumlarını uzatalım dedik. Sayın İçişleri Bakanı'na ulaşamadık. Ben emrinde çalışan bir jandarma asubayı şerefiyle, onuruyla çalışan bir jandarma asubayı olarak. Ama şuradaki fotoğraftaki şimdi biri dolandırıcı, diğeri kokainci. Şimdi ben bunlar, ne diyeyim? Ben neresine bunlar, koyacağım bunları? Bunlarla beraber şimdi şuradaki bir oda, 3 kişilik oturdukları bir oda. Evet. Bu odada ben farkında değilim. Şimdi yolda bir bulvarda caddede giderken yanımdan gitmiş olsa tamam yanımda yürüyenin kim olduğunu bilmiyordum. Yanımdan gidiyordu dersin. Fakat aynı odada oturuyorsun ben farkında değilim diyor. Şimdi sen bir İçişleri Bakanı olarak Süleyman Soylu olarak bu insanların ikisinin de ismini kesinlikle bilmiyorsan bunlarla aynı odada ne işin var? Ama bunları bildiğin halde ben farkında değilim demek nereden kaçmadır, neyi kaçırmadır? Şimdi bunlar artık ya bunu araştırma alakalı. Bak
siyasetle alakalı olup da hani acaba anlık fotoğraf çekilip de öyle mi bir farkında olmamak var? Ama oturma var bak. Gayet rahat. Bir daha bakalım. Çayları, kahveler de vardır. Var mı? Yok. Yok. Çok rahat şekilde oturuyorlar. Anlık fotoğraf çekilse de şu anlık olabilir. Şu birlikte çekildiği kişi. Ama o çocuk şeyde çalışıyor. Şimdi genel merkezde çalışıyor. Ama anlık olamaz. Bu öyle değil. Şu oturmuşlar. Oturma demek bakanın oraya otur dediği zaman oturabilir onlar. Pudra Şekerci anlık olamaz. O orada çalışıyor zaten. Pudra Şekerci zaten onu unutturmak için 104 generali gündeme, amirali gündeme getirdiler. Onun Pudra Şeker olayı ve 25 yaşında o kadar arabanın sahibi olmasını biz amirallerin baskınıyla, onlara yapılan baskınla birlikte unutturulmaya çalışıldı. Şimdi de yine bu işin içerisinde yeni kripto paralarla ilgili olarak işte İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun şu olayda yine farklı bir gündemi unutturmaya çalışıyorlar. Bu gündemlerin içerisinde ne olabilir? Şimdi amiryallara belli bir suç bulunamadı. Bunlar dışarı çıkartılıyor. Dışarıdan yargılanacaklar bir kısmı. Ve bir şey de çıkmayacak gibi bir düşünceleri olsa gerek ki yeni bir gündem oluşturmaya çalışıyorlar. Ve burada pudra şekerli olayı bitti. O bitti. O olay onun yerine şeyler gelir ya, tuz gelir ya da başka sarımsak gelir yakında. Fakat şu İçişleri Bakanı'yla birlikte olan fotoğrafta ben farkında değilim demesi çok düşündürücü. Çektirdiği fotoğrafın farkında olmayan bir İçişleri Bakanı. Bu sözü ben talihsizlik olarak görüyorum. İçişleri Bakanı'nın bu sözünün doğru olduğuna inanasım gelmiyor. Yani ben o çekilen fotoğrafın farkında değilim diyor İçişleri Bakanı Süleyman Soylu. Nasıl olur farkında olmasın? Aynı odada 3 kişinin içerisinde biri de sensin. Farkında değilsin. Bir İçişleri Bakanısın. Bu ülkenin İçişleri Bakanı 3 kişiyle birlikte fotoğrafı çıkıyor. Ben farkında değilim diyor. Ben bu konuda diyecek bir şey bulamıyorum yani. Evet. Sayın Bardak, çok önemli konuydu. Gündem önemliydi. Gündem maddeleri çok önemliydi. 23 Nisan bugün Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın kutlandığı yıl dönümüydü. Pandemi eşliğinde son sözlerinizi alayım. Gündem maddelerimizi bitirdik. Son sözlerinizi alayım. Sonra da yavaş yavaş seyircilerimizden müsaade isteyelim. Şimdi bir kez daha 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın tüm çocuklara huzur, sağlık, güvenlik getirmesini diliyorum. Programın başında da söylediğim gibi televizyon ekranlarında ilk kez kravatsız olarak ben çıkıyorum gömlekle. Ama bugüne mahsus bir şeydi. Çocuklara armağan olsun diye, bir değişiklik olsun, ulusal egemenliğimiz olsun diye. İçinde çocuk ruhu olanlara sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Haftaya kravatlı şekilde buluşmak dileğiyle. Maske, mesafe, hijyen kurallarına uyulması ve bu salgını hep birlikte yok edebilmemiz umuduyla İyi akşamlar diliyoruz. Sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Evet sevgili izleyenler, bugün önemli gündü. Bugün Mustafa Bardağ nezaket gösterip kravatsız dahi çıkmasından dolayı size açıklama yapması gereğini hisseden bir vicdandan bahsettik. Diğer tarafta acım olduğu halde programa geldim. Acısı olan bir Mustafa Bardağ'ın nezaket gösterip sizlere vermiş olduğu sözü yerine getirebilmek adına programa çıkmasından bahsettik. Varsın siz değerlendirin. Diğer tarafta bir bakan, kendine bakan. Yani 9 milyon TL Ticaret Bakanlığı ile kendi şirketini ticaret eden bir bakan. Evet, bir tarafta ben tanımıyorum. Aynı karede bulunan bir İçişleri Bakanlığı'nın fotoğrafını gündeme getirdik. Diğer taraftan yeni atanan bakanları hep birlikte ele aldık. Evet, TESUT yönetiminin neden görevden alındığını, İçişleri Bakanlığı'nın böyle bir yetkisi ve sorumluluğu olsa da vicdani ve hukuki gerekçelerle yerinde bir karar mı diye burada masaya yatırdık. Bugün birçok konuyu ele aldık ama önemli olan konulardan birisi de bir vatandaş, 6 aylık oğlum var ama evde erzak yok diyerek ağlayan bir karton toplayıcısının polise yalvarmasını vicdanlara sorguladık. Biz buradan taraf değiliz. Kadir Karay'ı ilk defa gündeme getirdik. Kadir Karay'ı konuştuk. Osmaniye Belediyesi'nden bu Osmaniye içerisinde yaşayan esnafların talepleri var. Haklı talepleri var. Yardım talepleri var. Bu zor günlerde sahip çıkın, sahip çıkılsın istiyorlar.
Sayın Kadir Kara'ya inşallah bu yayını izletirler. Mutlaka sahip çıkacağından inşallah endişe kuşkumuz yok. Endişemiz var. Esnaflar adına çok zor günler geçiriyorlar. Evet sevgili izleyenler, bugün 23 Nisan neşe doluyor insan diyoruz. Ve bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluş yıl dönümünü kutluyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği ve dünyada çocuklara armağan edilmiş tek bayram olan 23 Nisan'ın kutlama arifesindeyiz. Ne mutlu bize ki böyle bayramlarımız var. Milli bayramlarımız her daim, dini bayramlarımız ve milli bayramlarımız birbirimize birlik olmamızı ve kaynaşmamızı sağlayan ender günlerdendir. Umut ediyoruz ki önümüzdeki süreçte bu tür olasılıklar, bu bayramları coşkuyla kutlayacağımız günler gelecek olduğuna büyük bir umudumuz var. Hiç kimsenin de şüphesi olmasın. Evet sevgili izleyenler, yarın Er Meydanı'nda bir genel başkan var. Tüketiciler Derneği genel başkanı katılacak ve birçok konuyu soracağız. Aklınıza takılan sorular olursa lütfen bize Messenger'dan ve WhatsApp'tan yazarak sormak istediğin soruları Sayın Genel Başkan Levent Küçe'ye sorabiliriz. Bunu da buradan belirtmek istiyorum. Her zaman söylediğimiz gibi sizi takdir sizlerin, Yüce Türk Milleti'nin, sizi her zaman olduğu gibi Yüce Allah'a emanet ediyoruz. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.